Derya Baykal'la gülümse yine dopdolu. Örgü eğitmeni Nilüfer Atılgan Özkan'dan araba figürlü kırlent, börek ustası Birsen Egi'den kıymalı ve ıspanaklı boşnak böreğiyle meşhur boşnak tatlısı Dudove tarifleri, ilişki ve evlilik danışmanı Yeşim Varol'dan gelin kayınvalide çatışmalarına çözüm önerileri, mutlu ve huzurlu evliliğin sırları, Derya Baykal'dan hem ekonomik hem pratik alışveriş filesi yapımı birazdan Derya Baykal'la gülümsedi. Efendim TV2 ekranlarına hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Dün göstermiş olduğunuz ilgiye gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bütün mesajlarınızı okuduk. Taç, bugün koştura koştura taçları o kadar çok istemişsiniz. Kanalı arayanlar, efendim herkese özelden, direkten, her yerden mesajlar. İnanın mümkün olduğu kadar elimden geldiğince onları çoğaltacağım. Dükkanı aramışsınız, çok çok teşekkür ediyorum. Cumartesi günü erkenden dükkana gidiyorum ki cumartesileri çalışmayacağım, tamamlayacağım. Bu gece eve iş götürüyorum. Evde de çalışacağım. Size pek çok çeşitli taçlar, arkadaşlarıma kutu aldırıyorum. Barış kutularımızı alacak, çok sağ olsun. Size kutulu bozulmadan göndereceğim. Ama pazartesi sabahı yola çıkacak. Lütfen göndermedik, sizi düşünmedik sanmayın. Arkadaşlarımdan ben 10-12 kişi istiyorum. Aytül isim. 10-12 kişi. Fazla gittikçe artıyor diyor. Şimdi bir tane bugün acele atölyeye gittim. Hemen bir tane sizin için şunu yaptım. Bunu da bir kına gecesi olur, bir doğum günü olur, özel bir şey olur, bir ne bileyim bekarlığa veda olur, bir şey olur, bir şey olur. Bilemedim ben. Doğum günü olur. Bakın şöyle çiçeklerine bir yakından böyle bir görebilir miyiz Erkancığım? Çok güzel çiçekler koydum üstüne. Tacımız da nasıl rahat, hiç başınızı ağrıtmayacak. Şöyle döneyim. Bakın çok güzel çiçekleri var. Bunu yaptım. Güzel değil mi? Çok güzel. Mesela bunlar çoğalabilir. Hani ben böyle küpelilerini yapmıştım kızıma kınasında. Öylelerde yapacağım. Ve bu taç konusunda dün demişsiniz ki anlayamadık biz işte onu nasıl bir taç konusunu haftaya cuma mı Aytül olmuş olacak? Evet, haftaya cuma günü taç konusunu size güzelce anlaşılır, daha anlaşılır şekilde böyle komple yapacağım. Hiç merak etmeyin. Nilüfer hoş geldin. Hoş bulduk Derya Hanım. Hatırlatacağım bir dakika, konuğuma hoş geldiniz diyeyim. Unuttum onu dememeyi. Sen kayınvalidenle iyi geçinir misin? Geçinirim. Böyle bazen bir şey oluyor mu? Hani nesil farklılığından bir böyle bir çatışma oluyor mu? Bak şimdi nereye geleceğim. Yani çatışma gibi değil ama fikir ayrılığı olabiliyor. Evet. Olabiliyor. Herkes evet. De oluyor. Bizde de oluyor, bende de oluyor, sizde de oluyor. Efendim, eğer kayınvalidenizle, kayınannenizle, annenizle ve gelininizle, kızınızla bir böyle bir gerilimli bir şey yaşıyorsanız, biraz sonra Yeşim Şen mi diyeceğim? Yeşim Varol diyeceğim. Bir dakika orada. Şimdi yeni soyadını söylemek istiyorum ama Yeşim Varol diyorum. Yeşim Varol bizimle birlikte olacak. Ve gelin kaynana ilişkilerini konuşacağız. Gerçekten onun bu konudaki görüşleri çok farklı, çok güzel. Bize sorularınızı yazmaya başlayın ki hani biz istiyoruz ki böyle gül gibi anlaşılsın. İlişkiler böyle kaymak gibi olsun istiyoruz. Benim de öğreneceğim şeyler var. Sizin de öğreneceğiniz şeyler var. Bu konuları Yeşim birazdan burada olacak. Onunla konuşacağız. Sorularınızı bekliyoruz. Arkadaşlarım bakıyorlar. Hani gelinseniz biz şöyle bir şey oluyor. Kayınvalideyseniz gelinime hiç kendimi ifade edemiyorum mesela gibi sorularınızı bize yazın. Neler yapıyoruz Nilüfer? Ne güzel şeyler yapıyorsun. Takipteyim. Bana bir runner getirmişsin. Bu senin artık klasik şeyin. Evet. Çok güzel. Çok bayıldım. Size de olsun bunun istedim. Bunun kursları oluyor galiba. Evet, değil mi? Evet. Workshop çalışmalarını yapıyorum. Çok basit gibi duruyor ama çok incelikleri var. Değil mi?
Evet. Çok güzel. Şöyle bir bakın. Teşekkür ederim. Atölye çalışmalarına katılabilirsiniz. Şöyle yapayım. Burada bir markası var. Şunu içine gizleyeyim. Arkadaşlarım sonra çekim yaparlar. Çok güzel atölye çalışmaları yapıyor. Çok beğeniyorum yaptığı işler. Şurada bir tane bluz yapmışsın yazlık. Ona bayıldım. Evet, evet. Onun ipi nedir? Kaç numarayla ördün? Biraz bize bilgi versen. Onun öncelikle. İpi koton bir ip. 3 ya da 3,5 milimetre tığla örebiliriz. Peki. Bunu plana alabilir miyiz? Bir tane pançom var. Evet, önce onu istiyorum. Baharlık, tamam, daha tamam. Bahar günlerinde giyilir. Tamam, tamam. Ondan sonra da bunu istiyorum. Tamam. Ben pançoya başladım hazırlıklarına zaten. Buna da başla. Sonrasında da tamam. Buna da başla. Şimdi tamam. Burada hani basit gibi duran bir araba yapmış. Bu hani bildiğimiz böyle yuvarlak, üstü böyle yuvarlak arabalar vardır. O aslında şurada şeyi kapattık. Bu yastıkların bir de atölyesini yapacak bir etkinlikte. Evet. Sen artık böyle etkinliklere de gidiyorsun. Evet, etkinliklere gidiyorum. Özellikle çocuklar ve yetişkinlerle ortaklaşa çalışmalarımız da olacak. Ben çocuklara da özel eğitimler veriyorum. Özellikle erkek çocuklarının ilgisini gördükten sonra bu yastıkları da yayında yapmamın amaçlarından biri, örgü örmeyi seven annelerin çocuklarıyla birlikte bu yastığı hazırlaması. Nasıl hazırlayacak? Nasıl hazırlayacak? Birlikte? Mesela birlikte bir tuhafiye dükkanına gidip renk seçimlerini çocuğun hayal gücüne bırakabilir. Sonrasında zincir çekmeyi öğretip bu farlarını spiral şeklinde çevirerek zinciri dikebilir. Vallahi zincir çekme... çok zinciri böyle tığıyı çok seviyor erkek çocukları. Yani, o böyle gaga gibi ya nasıl yapacak? Ali mesela çok merak ediyor onu nasıl yaptığımı falan. Ben, olabilir aslında. Kesinlikle ben özellikle ilk çocuklarla çalıştığımda kız çocukların daha çok merak edeceğini sandım ama erkekler de çok çok meraklı bu konuda. Şimdi bu konu hani böyle biraz şey bir konu işte erkekler yapar mı eder mi? Efendim el becerisi. Önemli olan burada altının çizilmesi gereken şey erkek çocuklarının da kız çocuklarının da motor gelişimleri için el becerisi çok önemli. O tığıyı tığdan kazak örmez de bir gün tığıyı bir şey yaptığı bir modelin bir şeyin içinde kullanabilir. Bilgi bilgidir her zaman. Öğretin. Çok önemli. Ali mesela öyle zincir çekiyorum ben. Evdeki sütunları, duvarları, kapıları, ipleri oralara doluyor. Doluyor. Şöyle de olabilir Derya Hanım. Her çocuk zincir çekmek ve örgüye ilgi duymak zorunda değil ama mesela şuradaki objeyi şey yapabilir. Bu arkasında yaptığım gibi keçelerden kesip istediği... Ha, burada çocuğun yok, adı çocuğumun yazıyor. Adı. Kendi ismini yazabilir ya da şu objeleri kendi hayal gücüyle sevdiği bir kahramanı keçeyle kesip yapıştırabilir annesiyle birlikte. Evet, süper. Maksat güzel annesiyle olmuş. Özellikle çalışan annelerin çocuklarıyla vakit geçirmeleri. Evet, şimdi aşamalarını hazırlamışsın. Çok evet, güzel hepsini olmuş. Hepsini sırasını hazırladım. Şimdi ip yürütme tekniğini burada çok önemsiyorum. Evet. İp yürütme tekniğiyle yapacak. Yani bir o renge geçiyor, bir bu renge geçiyor. Evet. Hadi o zaman bize anlat. Şimdi yapım aşamalarında tek tek yazdım ama bu ölçüler için öncelikle 60 zincir çekiyoruz. Şimdi ben öncelikle şöyle bir başlayacağım. Sonuna kadar çekmeyeceğim tabii ki. Sonra bunu 60 zincire tamamladıktan sonra bir değil ikinci zincirin içerisine ben yarım trabzan çalışıyorum. Şu şekilde ipi doluyorum. Yarım trabzan dediğin çakma sık iğne mi? Evet. Heh, tamam. Hem çakma sık iğne deniliyor. Aslında yarım trabzan da doğru. Hani üstüne alıp üstüne tek alıyorum. Seferde çekiyorsun. Sonra değil mi? İlmeğe batıyorum. Şöyle 3 ilmeğimiz oluyor elimizde. Evet. Normalde trabzanda 2'yi çekeriz eder yani. Evet. Bunda hepsini bir seferde çekiyoruz. Hmm. Yani trabzan tekniğiyle de çalışabilirler. Sık iğne de olabilir ama ben bunda yarım trabzan çalıştım. Sıra sonunda biraz kadar, daha yapsana onu. Yapayım mı? Tabii. Biraz daha yap görelim. Şöyle. Şimdi tığa ipi doladım. Tamam. Sonra zincirin içerisine battım. İlmeği çıkardım. Tığımızda 3 tane ilmek oldu. Evet. Bu 3 ilmeğin hepsini birlikte çekiyoruz. Tamam. Doladım, battım. Hepsini birlikte çekiyoruz. Tamam. Bildiğimiz bir şey evet, yani. Evet, ben bir yanda bir şey. Yok. Sanki farklı bir yok, şeymiş yok, aynısı. Gibi. Yani oldu. Bildiğimiz bir şey. Tamam. Yarım trabzan şu şekilde. Güzel. 58 tane
yarım trabzan yapıyoruz. Yani bu ilk sıra, yastık için 58 tane yapıyoruz. Trabzanımızı evet. hazırladık. Sonra ikinci sıraya geçtiğimizde de yine aynı renkle her bir yuvaya birer tane yarım trabzan yapıp ikinci sırayı da tamamlıyoruz. Bu da mı yarım trabzan? Evet. Yani komple yarım trabzanla devam ediyorsun. Sadece farlarını da sık iğne kullanıyorum. Amigurumi tekniğiyle ördüm onu. Farlarını. Tamam. Onu farklı. Güzel. Sonra şimdi ben kırmızı ipe geçiyorum. Kırmızı ipe geçtiğimizde şimdi iplerimiz hep şu şekilde sol tarafımızda olacak. Uzun uzun durmuş da ikili trabzan zannediyorum. Çok güzel düşmüş. 4 milimetre tığla ördüm ve koton ipi iki kat yaptım. Ha. Belki o yüzden yüksek evet, duruyor. Evet, yüksek duruyor. Gerçekten çünkü öyle. Trabzanla çalıştım biraz hoş durmadı. O yüzden yarım trabzana çevirdim. O çok güzel durmuş. Bravo, bravo. Şimdi bu son sıraya geldiğimizde hani 3 ilmek kalıyor demiştim tığımızda. Onu beyaz iple değil kırmızı iple tamamlayacağız. Kırmızı ipimizi bu ilmeklerin içerisinden geçirip kilitliyoruz ve örgümüzü döndürüyoruz. Burada şimdi kırmızı iple öreceğiz ve beyaz ipi yürüteceğiz. Aslında bu bayu tekniğinin yapılışı gibi sadece arka ilmeklere değil öndeki yani yuvalara batıyoruz. Aslında daha sonra bayu bir şey yapmak için de bunu öğrenmek ve yapmak el alışkanlığı oluşturur. Evet. Orada ipler daha ince karışabiliyor ama burada bakın daha kolay olur. Evet. Evet. Göster. Burada önemli olan yürüteceğimiz ipi kendi tarafımıza çevirmek, öreceğimiz ipi şöyle ileri bırakmak. Yine aldık, battık. Bayuda da mı aynı şekilde Bayuda oluyor? Bayuda da bu ipi bak, yürütüyoruz. Sadece evet. sık iğneyle yapılıyor bayu ve şu arka ilmeğine batılıyor. Tamam. Bu şekilde yapılıyor. Ama ben evet. şu şekilde batacağım. Normal ilmeklere batarak yani, bu sırayı tamamlayacağım. Bakın arkası da temiz gidiyor o zaman. Ve bir de şeylik oluyor. Ne derler? Böyle tok duruyor örgü evet, içinden evet. ip de gittiği evet, için. Evet kesinlikle tok duruyor. Çok güzel bir şey. Bu şekilde baharlık şeyler de örülebilir üstümüze. Pançolar, evet, evet. pançolar hırkalar içinden yürüterek tertemiz bir iş çıkmış oluyor evet. Nilüfer Bey'de. Arkası tertemiz oluyor dediğiniz gibi. Evet bu, şunu görelim biraz daha. Üçüncü sırayı komple kırmızıyla örüyoruz ya da dediğim gibi sizler istediğiniz renkle örebilirsiniz. Burada iki sıra var. Beni yanıltan. Evet, o bir sonraki evet, mesela aşama şu şekilde Derya Hanım. Bakın aslında o kadar da uzun değil. Yok yok güzel. Ama dediğim gibi iki kat çalıştığım için ipi. Hayır iki kat bir de hı-hı. ben sanki bunu tek sıra gibi gördüm ama iki sıra anladım, var şurada. Yok iki sıra evet, var. Evet evet. Gülsüm Hanım bana şu alışveriş fileni versene. Yanlış bir şey gösterdi arkadaşlarım alışveriş filesinde. Bu alışveriş filesinin bir hikayesi var anlatacağım. Daha önce hiç yapılmamış bir şey. Çok kişinin bilmediği bir sistem. Bunu Eminönü'nden satın aldım. Hatta bunu yapan kişiyi Nilüfer o sırayı bekle beni. Ha, sen tamam. ör çekiyor arkadaşlarım. Tamam. Hatta yapan kişi buraya gelsin de yapsın diye. Daha önce biz buna bir video çekmiştik. Oraya gelsin bize anlatsın veya yayına gelsin anlatsın gibi araştırdım. Benim makrome ipi aldığım Eminönü'ndeki yerde bunları gördüm rengarenk örülmüş. Ama bu çantayı yapan kişi şu anda aramızda değilmiş. Onun için böyle de bir izin aldım onlardan ve yapılmıyormuş artık elde olanları. Ben de sizler bunu yapıp satabilirsiniz diye bugün konu edindim. Bakın çok güzel bir alışveriş, şu tarafıma takayım bir dakika. Alışveriş filesi yapacağız. Çok değişik, kolay bir örgüsü var. Şöyle geleyim. Bak Nilüfer görüyor musun? Görüyorum, çantayı. Çok güzel. Çok güzel. Şurada bir bağlama tekniği var. Bunu yapacağız. Sakın sakın bir yerlere gitmeyin. Bugünkü bu olay şurasının da geniş olması sebebiyle çok önemli. Bunu kaçırmamanızı dilerim. Vallahi birileriniz el verin, yapın bu çantadan. Pamuklu iplikle yapılıyor. Ben oradan satın aldım bunu. Belki birileriniz yaparsınız, satarsınız, ekmek yersiniz bu konudan veya kendinize yaparsınız.
Evet Nilüfer. Şimdi Derya Hanım, bu üçüncü sırayı da sonuna kadar kırmızıyla örüyoruz. Ben dördüncü sırada asıl önemli olan kısmı göstermek istiyorum. Şimdi kırmızıyla ördük ve devam ettik, döndük. Dönüşlerde iki zincir çekiyoruz. Şimdi burada şuradaki modelimizi kuracağız. Ha, modeli kuracağız. Şuradayız, şuna, tam ortadayız. Erkek evet. Çocuklarına çok güzel bu. Arabanın önü. Bir de yani bundan böyle bir oyun falan da yapabilirler evde. Düt 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 düt. Geliyor. Geliyor. Bakın çok iyi bu. Ve onların hayal gücüyle aslında çıkmış olacak dediğim sistemle yapılırsa. Gerçekten öyle. Annemle çok güzel. Ben yaptım diyecek ya da babaannesiyle, anneannesiyle, torunlar da yapabilir. Evet. Hep şimdi modeli kuracak. Yani şuradaki şu böyle gidecek ya, renk ayrılacak, onu görelim. Evet. Şimdi 28 tane yine trabzan yaptık. 28.'yi yapıyorum ben şu anda. Kırmızıyla değil, beyazla kapatacağım. Çünkü iki tane beyaz yapacağız. Şimdi kapadım. Bu ilk trabzanımız, bu da ikincisi. Şimdi yine kırmızıya geçeceğiz. Dolayısıyla bu trabzanları kırmızıyla kapatıyorum. Ve beyaz ipi öne alıyorum. Kırmızı iple örmeye devam ediyorum. Yine 28 tane trabzan öreceğiz bu sıranın sonuna kadar. Şimdi aslında bu yaptığın işte çok fazla teknik var. Evet. Bir, ipi yürütme. Vayu çantada gibi. Bu teknikle renkli renkli böyle iplerle çanta yapabilirsiniz. İpi yürüttüğü için renk geçişlerinde kesmek veya bağlamak zorunda kalmıyoruz. Evet. Bu iki, üç. İki evet. Mi oldu? İçinden ip geçtiği için böyle bir kabar kabar duruyor. Çanta çok içinde duruyor. Çantalara bir tokluk vermek, bakın şurada da elimle hissediyorum. Çanta yapımında da kullanabilirsiniz. Hani çocuğunuz yoktur, torun yoktur. Bu tekniği kullanarak kendinize veya satmak amaçlı bir çanta yapabilirsiniz. Evet. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken, bu beyaz ipi yürütürken arada arkaya bakıyoruz ve gerekirse beyaz ipimizi hafif çekiyoruz ama çok fazla çekmiyoruz. Şu şekilde düzeltiyoruz ki bir girdesin. Evet. Bu şekilde. Buna dikkat ediyoruz örerken. Yani ben çok aklıma biliyor musun neler çok geliyor şu anda senin bu yaptığın şey. İpi çekeriz dedin. Benim şey burada acayip bir çalıştı. Mesela büzgülü etek örülür mü? Atıyorum kafadan. Mesela burada bir dakika. Bak şimdi aklıma ne geldi. Şu beyaz ip yerine diyelim ki bir etek ördük. Üst sıraya geldik. Buraya ince bir lastik bu beyaz yerine yürütsek. Evet. En son sırada da bunu içinden çeksek. Ve lastik. Gülsüm Hanım kafasını sallıyor. Ya benim lastiğimiz. Kafam niye böyle muzur şeylere çalışıyor? Bak çocuğa bir etek ördünüz. Evet. En son sıraya geldiniz, bağladınız ve lastiği içeriden yürütüyorsunuz. Ondan sonra da bir güzel onu çekiyorsunuz. Olur mu? Olur. Çok güzel olur. Hanım. Olur mu? Çok güzel olur. Vallahi harikasınız Derya Hanım. Olur ama. Vallahi olur, çok güzel olur. Yani şimdi onu çekiyoruz dedim ben hemen. oldum böyle. Sizde de oluyor mu öyle şeyler? Oluyordur mutlaka, oluyordur. Muzurum ben, ne yapayım? Uydurukçuyum. Yani önemli süper olan güzel. Burada fikir ve teknik. Herkes evet. İstediği şekilde şimdi, devam edebilir. Giderek ortadaki beyazı sağdan soldan çalarak verebiliyorsun evet, değil mi? Evet, aynı o şekilde bir sağdan bir soldan çoğaltıyoruz. Bu sıradaki çoğaltma kısmını da göstereyim isterseniz. Lütfen onu da gösterelim. Tamam. Şimdi zaten şablonunu da hazırladım ama şöyle göstermek istiyorum. Şimdi beyaza geçtik. Bir tane sağdan çoğalttık. İki tane zaten vardı. Onun üzerine örüyoruz. Bir tane de şu kısımdan yapıp çoğaltıyoruz. Yani ikiydi, burası dört oluyor Derya Hanım. Sonra kaça kadar geliyorsun mesela şurada? Beyaz kaç sıra sonra yani şöyle, beyaz tamamen beyaz gidiyorsun? Burada 16 sıra örüyorum diye hatırlıyorum. Hepsini tamam. Yazdım tek tamam. Tek. Sonra iki sıra düz beyaz örüyorum. Sonra araya grileri giriyorum. Araya grileri giriyorum. Kaç tane bunların sayısı? 20 tane gri, 10 sıra örüyorum. Evet. Yine gri ipi yürüterek. Araları ne kadar? Araları 7 tane.
Burada 6 tane, burada da 6 tane. Tamam, sonra üstte griden sonra kaç var? Sonra 6 sırada beyaz var. Griden sonra ip yürütmemize gerek kalmadığı için o ipimizi koparıyoruz. Hepsini yazmış. Yalnız burada çok güzel bir birleştirme yapmışsın, evet, Nilüfer. Evet. Bunu da göstereceğim diyorsun. Kısmını göstereyim size. Orada bir şeylik katmış bize. Şimdi tığla, iğne ile de dikip birleştirebilirler ama şu şekilde yaptığımızda daha hoş ona geldi. Ona parça benim hazırlamış şimdi gözüme bize. Evet, ördüm bunu. Şimdi bu tek kat ip ile çalışıyorum kenarlarını. Ay, tığlığının güzelliği, bayılıyorum buna. Onu size verebilirim. Ay yok, çok teşekkür ederim. Şöyle yapıyoruz. Şimdi şu yaptığımı sökeyim. Kenarlarını şöyle yaptım Derya Hanım. Alt kısmı ve üst kısmındaki sık iğnelerin yuvaları çok düzgün ama yanlar trabzan olduğu için. Ah işte yanları çok ya, zor oluyor. Şöyle yaptım. İki yanını önce sık iğne çektim. Ha, önce buraya çektim. Evet. Hı. Bu yanına ve bu yanına. Ama buralara gerek kalmadı. Kalmıyor. Sonra ipimizi bağladık. Yuvanın içerisine trabzan yapar gibi ilk iki ilmeğini alıp tığda bekletiyorum. Tamam. Sonra yine ilmek aldık. Karşıdaki yuvanın içerisine battık. İlmeğimizi çıkardık. Hepsini birden çektik. Tekrar göstereyim. İlmek aldık. Sıradaki yuvaya battık. Trabzan yapar gibi iki ilmeğini aldık. Gerisini tığda beklettik. Tekrar ilmek aldık. Karşı yuvaya battık. Bütün ilmekleri tek seferde çektik. Şu şekilde şu kısmı ve bu evet kısmı, şurası da başak gibi tamam devam ediyor. Anlatayım bir tekrar. Evet, buyurun. Trabzan yapıyoruz. İlk iki ilmeğini tığda bekletiyoruz. Sonra karşı yuvaya batıp hepsini tek seferde çekiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar. Bu birleştirmeyi motifleri birleştirirken de kullanabiliriz. Birleştirebiliriz. Evet. Böyle kabarık istiyorsak. Evet, değil mi? Evet, kabarık bakın istiyorsak. Bakın tekrar şuradan göstereyim. Yanlara diyor şey geçtim. Bir sıra sık iğne geçtim, ondan evet, sonra birleştirdim. Evet, evet. Ama altta ve üstte bakın şu şekilde özellikle satış yapmak için evet, bu birleştirmeler değil mi? Çok önem kazanıyor. Evet, evet. Bakayım şimdi bir gösterelim temiz kameraya. Temiz bir işçilik çıkıyor. Bakın çok güzel. Şöyle. Süpersin. Hemen şurada bir şeyin var. Bunu da sıraya koy. Tamam, biraz olur. Giyilebilecek çok güzel şeylerden bir şöyle tanesi. Bunu kaç numarayla ördün? İpin nasıl bir ip? Bu yine koton ip. Ben hep koton ipleri sevdiğim için onlarla çalışıyorum. İnce bir ip. Ben 2,5 milimetreyle ördüm. İki ile de örülebilir ama ben biraz sıkı ördüğüm için Derya Hanım yarım numara büyük örüyorum. Evet, sosyal medyada Nilüfer'in de çok takipçisi var. Çok güzel paspaslar yapıyor sipariş üzerine. Çok titiz, temiz çalışıyor. Ben kefilim, gerçekten çok güzel. Bana bir tane paspas örmüş. Ben aslında hiç hediye istemiyorum. Gerçekten el emeğinin hediyesi olmaz. Ama o kadar ısrar ettin, o kadar ısrar ettin. Ben yere seremiyorum. Yani çok güzel bir şey. Koltuğun üstüne koydum. Aslında öyle güzel duruyor siz ki. Siz sipariş verdiniz ama benim gönlümden hediye etmek geçmişti size. Kabul ettiniz. Tekrar teşekkür ediyorum ben. Yani çünkü şey, el emeği çok uzun süren, meşakkatli, zor bir şey. Ben buraya gelen konuklarıma mesela beğeniyorsanız böyle bir kazak siparişi de verebilirsiniz. Onları desteklemek de bizim hakikaten görevimiz. Özellikle yapmayan ve alabilecek, evet, sipariş verebilecek olanlar için bulunmaz nimet. Evet. Şunu bir göstermek istiyorum, son şeye giriyoruz. Bakın yardım, bunları da sıraya koyalım. Tamam. Seninki hepsini de hazırlarım. Farklı düşmüş bu. İpim farklı çünkü. Evet. Kaç numarayla ördün bunu? Bunu 3,5'la ördüm yine. Bunun görmek isteriz şeyini, motifini. Tamam, hazırlarım Derya. Evet. Seve seve. Evet. Şimdi bir dakika, ben sen az sonranı girmeden şunun içine biraz bir şeyler koyunca daha iyi anlaşıldı. Erkan'la konuşuyorum. Evet Erkan'cığım, bak bu file çok güzel, bir de şuraya çok iyi oturuyor. Çantamıza atıyoruz bunu. Markete gittiğimizde artık biliyorsunuz torbalar parayla 25 kuruş alıyorlar. Biraz fazlaca bir alışveriş yapsanız
kaç 25 kuruş veriyorsunuz. Onun için artık filenizi yanınızda taşıyın. Bu yumuşacık bir şey ve bundan da yapabilirsiniz. Marketlere pazarlayın, marketlere. O zaman az sonra Birsen bizimle birlikte olacak. Az sonra görüşüyoruz. Boşnak Mutfağı'nın meşhur lezzetleri Derya Baykal'la Gülümse Mutfağı'nda. Börek ustası Birsen Egi'den kıymalı ve ıspanaklı boşnak böreği ile meşhur boşnak tatlısı Dudo ve tarifleri birazdan Derya Baykal'la Gülümse'de. Hayat planladıklarımızdan çok daha fazlasıdır. Hüzün, endişe, sevinç, her şey bizler için. Hayat engebeli de olsa düşmek değil, kalkabilmektir önemli olan. Beni arayın, hayatı paylaşalım, konuşalım, dertleşelim, birlikte çözüm arayalım. Beni arayın. Birsen, gel bir öpeyim seni. Ben de öpeyim, programın hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Nasılsın? Güzeller güzeli Derya. Sen de bugün çok fıstıklar gibisin. Ben doğal. Pek güzelsin, pek. Sorma mutfakta. Birsen'cim, neler yapacağız bugün, sonra hal hatır soracağım. Derya'nın bir boşnak böreği, kıymalı ve ıspanaklı dedik arkadaşlarla. Bir kolay de, mı? Evimizde yapabilir miyiz? Çok kolay, hiç zor değil. Çok sık yaptığım bir börek ve tatlı yapacağız. Dudo ve onu bayramda da, özel günde de aile fertlerine de ikram edebileceğimiz. Peki. Şerbetli güzel bir tatlı. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Ramazan'da da gel. Gelirim. Bak bir şey söyleyeceğim. Ramazan'da biz bir sene ilk televizyona yıllar önce çıkartmıştık. Örgüyle. Bir sen şimdi örgüyle gelmiştin. Örgüyle davet edildim, mutfaktayım. Mutfakta. Ama söyledi bana, dedi ki ben çok güzel şöyle şöyle şeyler yapıyorum, böyle böyle. Biz yere şeyler, yaygılar yaydık. Ortaya şey getirmiştik, hatırlıyor musun? Küçük bir sofra. Sofra kurmuştuk oraya ve orada yapmıştık. Ben Ramazan'da böyle bir sahne istiyorum. Tamam. Yapalım. Nasıl istersin? Seninle orada börekler açalım. Tamam. Tamam, çok bana güzel. Da öğret. Tabii ki. Bana da öğret. Tabii ki. Sonra ne yapacaksın Birsen? Tatlı dediğim gibi börekten sonra tatlı, şerbetli bir tatlı. Kalbura bastığı, şekerpareye benzeyen bir tatlı, oval oluyor, şeklini göstereceğiz. Bu da sizin oraların bir şeyleri mi? Aynen. Dudove diyoruz biz ona. Dudove. Dudove. Ha, bizi izleyenler şimdi. Balkan. Aa, bizim tatlıyı Balkanlardan, bizim tatlıyı yapıyor da diyorlar şimdi. Güzel bir tatlı, onu da kaçırmayın. O zaman hadi girişelim işlere. Birsen, çoluk çocuk herkes iyi mi? Çok şükür. Eşimin selamı var. Pendik'ten selamlar. Çok teşekkür Buradan ediyorum. Buradan amcamın kızına biraz rahatsız çok selam söylemek istiyorum. Çok kısa. Veciha Uygun, seni çok seviyorum. Sizleri de seviyor. Evet, ben de çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilmiyorum, şu an duydum. Hadi girişelim. Çok kim şifa istiyorsa, evet. Kim hastaysa ekran geçmiş olsun ekran başında bizi izleyen. Daha evet. Önce Derya Hanımcığım, 1 kilo un ile 2 tane şöyle beze yaptım. Ben böyle biraz kabaca olacak ama şöyle bu hamur büyüdü. Ama ne büyüdü? Şöyle büyüdü. Un, su, tuz ile büyüdü. Yoğurdum ılık suyla. Yani aslında senin yaptığın şeyler çok çok ekonomik de. Aynen. Değil mi? Çok güzel ifade Tahtasını ettiniz. Tahtasını da getirdi, baksanıza. Şimdi ben böyle, bu tahta da güzel oluyor ama herkesin evinde böyle tahtalar yok. Temiz bir... Güzel bir sofra beziyle de oluyor efendim. Yani normal hamur tahtası ya da ekmek şey tahtası, yemek yerde yemek yediğimiz tahtalar pazarlarda, evin önünde her yerde var, satılıyor. Aslında her evde bir tane olması lazım ki onun üstünde yapalım. Ay bir sen bir lokma da ben açmak istiyorum. Tamam ya. Lütfen. Yağını bakayım. Siz zaten alasını yaparsınız. Yetenek var. Bakayım, hayır. Çok kolay değil mi bak, Derya Hanım? Şurası. Hayır hayır, bir tık un oraya dökerseniz bakın nasıl güzel açacaksınız. Muhteşem. Biraz da böyle yapayım. Aynen, her taraftan. Kenarları her zaman önemseyelim Derya Hanım. Çünkü neden? Ne kadar kenarlar ince olsun. İnce olsun, ortası zaten açılacak. Ellerinize sağlık. Yapabildim mi? Müthiş. Şurası biraz kalın bakın, kaldı. Bakın şurada bir tık un kaldı ya, onu da bir tık daha böyle açın. Açın ki un erisin içinde, hani şey kalmasın. Aynen. Bak, işte bunlarla i̇şte gel bu, bana bunları bu, anlat. Harika. O kadar eğitici tabii programda. Öyle kaldıramıyoruz. Siz eğitiyorsunuz tabii ki. Bak, tamam, kaldırsam yeterli. Bozarım. Şimdi Derya Hanımcığım, güzelce açtınız siz onu. Ben böyle tereyağını erittim. Dediğim gibi un, su, ılık su ile
Yani tuz ile hiç maya katmadan en çok sorulan sorulardan biri maya yok maya. Mu diye. Yok. Maya yok. Yok kesinlikle. Gülsüm Hanım bak maya yok diyor içinde. Hiç un, maya. Su, tuz. Ölçüleri ver mi? Verdik mi ben ölçüleri? Ben 1 kilo una bilmiyorum arkadaşlar verdiler alttan mi yayında. Alttan da geçiyor. Sen bir daha söyle. 1 kilo una 2 beze yapıyorum. Ve sürahi diyeyim şimdi unun markası da değişiyor. Burada tabii ki veremiyoruz. 20 gram tuz ve 3,5-4 su bardağı kadar. Ama dediğim gibi tam şey yapamıyorum. Hani bak bak biraz bak, şey bir olabilir. Şu işte bakın çok acayip. Bakın şöyle şöyle ben fazla esnetmeyeceğim çünkü burası biraz küçük şey olarak. Şöyle şöyle. Şöyle. Gülsüm Hanım mesela sen bunu yapabilir misin şu hareketleri? Büyütür müsün böyle? Hiç yapmadım diyor. Yapsa yapar. Bakın bir tık esnediği için açılıyor. Yani açılsın, yırtılıyor da olabilir. Onun bir mahsuru olmuyor zaten. Hiç olmuyor içinde kalacak. Ya bu tahta bakın, çok. Şu tahtadan sen yaptırsana bize. Çok güzelmiş bak. Yaptırayım valla. Bakın nedir? Bakın şunu önemseyelim. Şu incelik çok önemli. Bu daha da incelecek. Dönmesi çünkü masanın çok iyi. Yani resmen seramik şeysi döner ya böyle. Aynen onun gibi. Bunu sizinle biz fark etmiştik ilk evet. Dediğim gibi yayında geçmiş yıllarda. Sen sonra bunu yaptırttın. Vardı bende. Ben şöyle ekranda olmaz diye ilk tereddütte kaldık sizinle. Sonra küçük sofrayla geldim. Sonra böyle açın. İşte budur. Parmak uçlarınızda hayır, Derya Hanımcığım ben bakın. Dans eder gibi. Yani. Bak şöyle şöyle. Dans eder gibi. Hiç fazla elinizle sıkmadan. Bu açılan bir şey oldu, hamur yani oldu. Yani çok güzel bir hamur oluyor. Biraz burası yani sıcak. Başka bir esir. Sırrı var mı? İnanın bunun? Yok. Ben çünkü saklamam ve ben sürekli yaptım bunu. Diyecekler başka yemek mi bilmiyor bu hatun ama, ama biz ilgi bunu çekiliyor. Istiyoruz. Biz bunu istiyoruz. Bakın şöyle getirin isterseniz sizin o ya, okuduğunuz şeyi kitapçı altına bakalım ki. He. Şöyle şöyle bakalım incelmiş mi? Ufak ufak yırtık oluyor çünkü burası biraz farklı. Bakın. Şöyle yağla şöyle olması lazım. Aa maşallah maşallah bak yırttık ben hiç yaptım hiç önemli ama. Değil ben. İşte budur. Şimdi Derya Hanımcığım. Şimdi istersen bir de böyle şey yapıyorlar ya eti döverek karpaccio yapıyorlar. Karpaccio'nun da tabağı Paris'te yapıldığı zaman karpaccio'nun hikayesini yazıyorlar. Onu satan restoranlarda oradan etin altından o hikayeyi okuyabiliyorsanız o karpaccio karpaccio. Sen de böyle bir tabak yaptır. Vallahi. Bu aslında daha da açılacak. Küçük bakın hamur esniyor burada çünkü dediğim gibi esnediği için çok büyük duruyor. Ne getireyim ben şimdi? Yarım hamurdan dolayı. Ispanağı verin efendim. Bu pırasalı olur mu? Pırasalı, patates de ben çok şey yapacağım size. Soğan. Söyle sen bana. Tuz, soğan. Tamam ben veriyorum sana. Önce tuzu verin. Tuzu vereyim. Bakın ben size yapacağınız, ben biraz mevsimsel seviyorum yapmaya. Şu an mevsimi olan ne varsa onu yapabilirsiniz. Kabaklı da oluyor Derya Hanımcığım. Artı ıspanak, pırasa. Ben pırasayı böyle tuz ile yoğurarak yani çiğden veriyorum. Biraz yumurta, biraz peynir bunlar bak, çok, çok çok güzel oluyor. Bir şey soracağım. Buyur. Böreği yaptın, hazırladın. Dondurucuya koyabilir miyiz? Hani tabii, elimizin altında bulunsa. Tabii misafir gelince size buyurun joker gibi pişirip şey yapın. Hani hemen servis yapabilirsiniz. Bir de üstüne yoğurt da dökerseniz çok güzel oluyor. Süper. Ramazan'da bunlar güzel olur. Direkt buzlu buzlu mu fırına koyalım? Bekletin. Yoksa biraz çözülsün de mi koyalım? Bekletirseniz daha iyi olur. Yani şimdi dondurucudan çıkardınız. Bir saat kadar dışarıda beklerse ben öyle yapıyorum. Öyle yapıyorsun. Ondan tamam, sonra fırına tecrübe veriyorum. Öyleyse ne koyayım biraz daha? Tamam ben soğan attım Derya Hanımcığım. Tuz ile yoğurdum. Sen şuraya yoğurdum. Koyup yoğurabilirsin. Gel. Şimdi sizi kamerayı da çok fazla oynatmayayım diyorum ama biraz yok, daha yok. At istersen Derya Hanımcığım. Olsun yeter şimdi. Yeter. Tamam. Şimdi bakın bu yumuşadıkça ıspanaklığın şeyi gidiyor kabalığı. Kabalık demeyeyim de hani büyük hacmi hacmi. Hacmi, evet. Hacmi küçülüyor ama çiğden olması daha güzel. Şöyle efendim bakın bol ıspanak ve vitaminli olduğunu bence düşünüyorum. Doktorlarımız peki, ne der bilmem. Pırasa koyarsak pırasayı da incecik incecik kıyıp çiğden mi? Hep çiğden. Hep çiğden. Çiğden. Tamam. Kıymayı kimi pişiriyor? Bizim bilmiyorum asıl piş yani kızartı nasıl derler kavrulma olayı derler ya. Onu ben hiç yapmıyorum. Çünkü kıyma da koysam buna. Kıyma oluyor. Peki kıyma da pişirmeden mi koyuyorsun? Aynen çiğden çiğden. Kıymayı zaten çok pişecek. Abartılı koymuyorsun Derya Hanımcığım. Hani pişiyor. Abartılı koyacak bir durum yok, yok zaten. Gerçekten yok. Koyamayız. Olmuş patates 6,5 lira.
Ama nedir sizin bu programınız? Ama biz evlerde yani her zaman çocukluğumuzdan beri bir şey alındığı zaman bir kıymayı böleriz. Evet. Bereketlendiririz. Onu bir şeye katık ederiz. O önemli. Ama bizim kültürümüzde de o var. Yani sizde de vardır. Bizde de vardır. Kültürlerimiz bir. Tabii, bir zaten. Sonuçta evet, Osmanlı'dan gelenlerle bizlere, Balkanlılara. Hayır. Yani aynı öyle olur ama. Öyle olması da kalabalık gerekiyor. Aileler. Benim annemin rahmetli 6 çocuğu varmış. Kadıncağız bize ne yetiştirecek hiçbir dediğiniz şey, gibi. Hiçbir şey yetişmez. Çok zor. Şimdi sana mendil mi versem? Deryanım var burada. Mı? Yok hiç yıkamayayım. Şöyle ben şöyle efendim ufak bir. Tamam canım. Ekran çirkin şey olmasın. Bakın tereyağla da olur ama zeytli sıvı yağla da böyle şey yapabiliriz. Biraz fazla abartmıyoruz. Çok koymuyoruz. İşte evet. Bunun kapanması. Bakın şimdi ben size göstereceğim. Sizin üzerinizi ben yağlamayayım çünkü. Ay yok bir şey olmaz yaparım. Ne istiyorsun? Hiçbir şey. Sadece sizi engellemeyeyim diye. Yok yok. İsterseniz bunu da beraber yapalım. Bakın daha inceltelim. Bir dakika ben şurada eldiven var. Giyeyim de yapalım. Başladın mı yapmaya? Başladım size de bırakıyorum. Tamam. Biraz bakın şu an sıcak olduğu için hamurumuz çok bekledi. Ufak ufak yırtıklar oluyor, problem değil. Olsun bunda problem. Kesinlikle. Ne diyorlar? İşte Derya Hanımcığım siz şuradan daha kolay. Böyle Derya Hanım şöyle uçlarını tutun, harika. İşte. Şunu kıvırmadan efendim. Şimdi kaynana gibi karışıyor mu? Yok yok. Karış karış. Yok. Bak şöyle. Şu kıvrılmış. Tamam kıvrılabilir efendim. Şöyle şöyle esnete esnete. Çünkü dediğim gibi bu ağzı gelir. Kabalık kalınlık olmasın. Aynen. Şöyle. Harika. Onu da yapın. Bir tık daha yağlamam lazım. Ver yavrucuğum. Hiç önemli değil. Kolay değil. Kolay kolay. Kolay değil. Siz güzel yaptınız. Çok mu tatlı oldu? Öyle biraz bir tık böyle esneterek de şey yapalım ki ben bunu kapatacağım. Güzel. Burayı da siz yağlayın isterseniz. Nasıl yağlayayım? Şöyle. Şundan. Benim yaptığım gibi. Üstünden mi? Aynen efendim. Şöyle mi? Harikasınız. Şöyle mi? Aynen. Her tarafı böyle ufak ufak gezdirin. Sizin yağladığınız yerleri ben kapatayım. Bir dakika ben çok şöyle güzel yaptınız. Hayır hayır siz gelmeyin ben geleyim. Tamam. Bakın şöyle şimdi biraz böyle bol bir börek duracak. İçindeki ıspanaktan hacmi büyük ya. Dolayı çok güzel. Şurayı ben biraz kalınlığı alıyorum. Alacağım. Tamam yeter Derya Hanımcığım. Tamam şöyle yaptım. Evet. Şurayı ben bir tık esnet. Benim yaptığım yer sorun yarattı. Hayır hayır değil. Hiç yaratmadı. Bakın şimdi toparlıyoruz. Tamam. Öyle efendim. Şu kenarlar var ya. Şunu kameramıza göstermek istiyorum. Evet, şöyle olursa. İncecik oraları şey yapıyor. Şimdi bakın yumuşak yumuşak hareketlerle. Çok fazla sıkarsak hamurumuzu çok fazla böyle ezmiş oluruz. Böyle olması makbul. Ay. Ben yavaş gidiyorum ama. Şöyle mi yapalım? Şimdi ikinciye vaktimiz var mı Derya Hanım? Siz zaman ayarını daha iyi bilirsiniz. Yoksa ortasına atacağım. Tatlıya mı geçelim? Bunu sardıktan sonra tatlıyı geçelim diyor. Kıymalı arkadaşlar. Da şu ortadan bir tık yapayım mı? Vakit varsa. Kıyma nerede? Kıyma dolabımızda da içini biraz da göstermek amaçlı yapayım mı? Olur yap. Tamam. Çünkü bir tepside iki çeşit de olabiliyor. Güzel oluyor. Tamam. İki çeşit oluyorsa esas hadi. Onu göster. Çok güzel. Bir tane bana şu kaşığı verebilirseniz. Veririm canım. Veririm. Şurada kıymamız var. Şunu da siz açın efendim. Bakın. Bitikliğiyle çok iyi yaptınız. Aferin yavrum. Devam et. Bir tane tabağımız var mı efendim? Var. Nasıl bir şey? Çok az bir şey göstereceğim. Temiz tabak mı olsun? Düz, biraz büyükçe olursa güzel olur. Soğanla harmanlayacağım. Evet. Olur olur. Verin şu siz var. Onu bana. Bir de tuz verin, soğan verin. Çok fazla. Tamam. Bak, bak, harika. Tuz iyi mi? Güzel. Bir de şeyi verin siz soğanı bana. Soğanı verin. Soğanı verin. Bunu harmanlayacağım. Tekrar çiğden efendim. Bak kıymayı çiğden koyuyor. Çok güzel. Çok güzel. Pişiyor pişiyor hiç endişe etmesinler. Erkan ne oldu bugün rejide hareket yok mu? Börek yemeye gelecekler mi sonra? Arkada sıraya geçti herkes diyor. Evet. Şimdi şöyle ben
çok fazla... Bir sen yalnız bir şey söyleyeyim mi? Buyurun efendim. Sen ekran işini çok geliştirdin. Ya sorma çok ya. Çok güzel. Bak şimdi çok orada... hatam var. Yok yok. Bunu süpersin. Gören boşnaklar beni eleştiriyor olabilirler ama şimdi ekran önündekiyle evdeki yapım başka oluyor. Ya bir de ekranda buraya her gelen söylüyor. Canlı yayında hata bir şey çok yapmak... Oluyor. Hamur işi. Yapıyorsunuz evinizde. Aa, ben bunu dün gece nasıl yaptım? Nasıl evet. Güzel yaptım? Bir şey işlemiyor bazen. Olmuyor. Hamur işi ya rizikolu. Senin için söylemiyorum yok, sen. Yok yok ben... Hamur işi de bir de... Hamur işi çok rizikolu. Bir de gerçek, burada burası çok rizikolu. Evdeki gibi değil. Kaç ışıkları... Rica etsen bir şöyle bir ışıklara bir şey yapar mısın? Bakın ne kadar çok ışık var burada. Buradaki ışıklar hamuru bakın baba, çok esnettiği çok... için toparlaması çok zor ha, der yani. Erkan gösteremiyor musun? Çok mu patladı? Gösteremiyor belki de. Ha evet bakın kaç tane var bunlardan? Kaç tane? Bakın hep yapıştı gördünüz mü? Aslında yapışmaması lazım. Bunun bunlar tabii dans bir de etmesi. Sıcaklık veriyor buraya. Tabii. Dans etmesi lazım Derya Hanımcığım. Şöyle ben ufak bir gösterme açısından yapıyorum. Al onu isterseniz. Bakın bunların hiç yapışmaması lazım ama dediğim gibi ışıklar şey olsun. Yapabiliyor. Olsun bizim amacımız olsun. Göstermek. Şimdi biraz un falan hiç ister misin? Hiç gerek yok. Toparladık. Küçük bir iç harç yaptık. Yani kıymalısında bir tepside iki çeşit olabiliyor. Sen hamurun varsa aralarda biraz yapacağım, çalış bari. Yapacağım arkadaşlar istiyor. Bugün çok... Tepsiyi ver Derya Hanımcığım. Vereyim, vereyim. Böyle emri var ki ama... Yok yok hayır söyle. Ben size olan biz samimiyetimiz ve çok şey bana öğrettiniz. Yazları Ayvalık'ta. Hadi Ayvalık'tayız. Diyorum ki... Ya Ayvalık'ta sana yazın sipariş versem yapar mısın bana yok. Diyorum. Olur mu diyor. Ben size çok borçluyum diyor. Ne borcu ayol? Ben katiyen bir elemeyi bir şey ama istemiyorum. Derya Hanım aklıma gelmeyen başıma geldi. Ben televizyondan kaçtıkça... O kaçtı o televizyondan. Hakikaten kaçtı. TRT demem yasak mı yanlış mı bilmiyorum ama TRT çok çok... Onların gerek da sağ olsun. Ya, evet evet. Emeği hadi oldu. Bakın şimdi iki tepsi olabiliyor. Ben şöyle küçük... Yalnız evlerinizde, çok güzel. Bakın evlerinizde daha büyük tepsiyle çok daha güzel. Yuvarlak tepsi tabii, bir de. Bu yuvarlak. Şimdi burada şartlarımız böyle. Bu var ya davlumbaz fırında hele şahane. Ben davlumbazda çok güzel yapıyorum. Davlumbazda mı yapıyorsun? Yani evde en güzel aslında davlumbazda. Bu bizim... O davlumbaz fırınlar gerçekten çok güzeldir. İkinci tepsiye de sığdıracağım Derya Hanımcığım. Hani, o sıvı yağ verebilir misiniz? Biraz şekilsiz oldu ama idare edeceğiz çünkü... Öteki tepsimizi sen de versenize. Gayet güzel. Öteki tepsi bakın nerede arkanızda arkada, efendim. Onu da, onu da şöyle göstereyim. Verin siz bana yağladım ben kamera öncesi. Onu da böyle yapalım efendim. Bakın şöyle. Yalnız nasıl bir hamur, nasıl bir esnekse değil mi Gülsüm Hanım? Orada bakıyor, o da dikkatle izliyor. Şimdi bakın efendim şöyle. Ama... Bu hamur işlerinde bereket var. Tamam ben çorbalara sardım. Evimde mesela kışın pancar çeşitleri, yemeğini, tatlısını, tuzlusunu yapıyorum ama şu hamurdan da vazgeçemiyoruz. Seviyoruz biz toplum olarak hepimiz seviyoruz. Çok güzel bir de incecik bu evet. Ama. Ama bakın ıspanak ona vitamin veriyor. Hafif bir yağ. Çok güzel. Yoğurt çok, tamam. Çok güzel, bunu şimdi çok fırına atabiliriz. Mesela şimdi sana şunu sormak istiyorum. Hani dondurma işi dedik ya. Bunu böyle yaptım. Evet efendim. Cama yapın bunu. Cam bir tepsiye hani var ya cam dikdörtgen var yuvarlak cama yapın streçleyin atın bakın elinizin altında Ramazan geliyor böyle bir şey bulunsun. Bir misafiriniz akşamüstü çaya gelse sahurda da çok güzel çıkarırsınız yalnız donmuş tepsiyi asla sıcak fırına evet. Koymuyorsunuz. Ya aynı anda başlatıyorsunuz biraz dışarıda durduktan sonra ya da dışarıda iyice bekliyor tepsinizde. Güzel kıvamını alıyor, oda sıcaklığına geliyor. Ondan sonra fırına atarsınız. 200 derecede Derya Hanımcığım, her evin fırına yarı yani farklı olabiliyor. Yani ama ortalama sıcak, diyorum. Sıcak. Önceden ısıtılmış sıcak fırından. Şimdi yani kekten sıcak keki yok. 180 derecede pişiriyoruz. Börek fırınınızı ona göre böreğinizi zaten yaparsınız. Atayım mı? Atıversin. Atayım. Önceden Ayşegül arkadaşımız ısıttı fırınımızı. Ayşegül, yok ısınmamış. Ama yeterli. Ama hiç ısınmamış. Ha, onu bilmiyorum. Gel canım, gel Ayşegül. Hiç ısınmamış, sen ona bir bakıver. Şimdi tatlıya geçelim mi? Tatlıya geçiyoruz. Ya, evet, tatlıyı yapalım. Ben şimdi ellerimi... Bir senin eli böyle hızlı... Bütün hanımlar öyle, de... biz hanımlar hep öyleyiz. Sadece ben sen değil, hepimiz öyleyiz. Ya bir sürü hanım öyle. Bir sürüsü de daha gençler...
Öğreniyorlar, meslek ediniyorlar ve ticari olarak da siz şimdi o kadar güzel sizi dinledim ki kamera arkası hanımlara bu işte para kazanmanın yollarını falan söyleyip de o kadar müthiş şeyler yapıyorsunuz ki. Ben de kazanıyorum. Çok şükür ben utanmıyorum bunu söylemekten. Tabii ki. Bununla ben ayıptır söylemesi sigortamı da ödedim. Şimdi emekliyim de hava da atabilirim. Şimdi geçelim Dudovemize. Çalışan, üreten kadınlar gerçekten sigortalarını ödüyorlar. Hayatlarına, ailelerine katkı sağlıyorlar. Gerçekten hayat yani zor. Olması gereken de o. Evet, olması gereken de o. Şimdi o kadar gururlanıyor ki kendiyle haklı olarak. Esprisine vuruyorum. Hani gururlanmak demeyeyim de şımarıklık yapıyorum. Ama hayır, gerçekten ne kadar biz, yapsan, bayanlar, yap. Biz bayanlar çalışmayı sevelim. Malzeme ne koyuyorsun? Sonra? Yumurta, şeker. Kaç yumurta? İki yumurtanın sarısı, bir tanesi beyazı efendim. Ben sana böyle çırpıcı gibi bir şey vereyim mi, vermeyeyim? Tahta kaşık da olur. Şimdi ben biraz seri olayım da gürültü yapacağım galiba. Yok. Tamam. Büyüklerimiz hep tahta kaşıkta yapanmış. Eskiden evet, yokluk eskiden zamanında. Böyle çırpıcı mı vardı? Evet. Şimdi sıyırayım Derya Hanımcığım. Teşekkür ederim. Bir de sizi çok yoruyorum ama şu tereyağını var ya biraz daha siz eritin efendim. Üzerine hiçbir şey olmaz. Sıcak mı burası? Değil. Onu açarsanız. Tamam. Demin hepsini mi eriteyim? Erittin siz, ben onu anlarım şeyini. 250 gram yeterli tahmini. Eğer şeyse tamam öyle de kullanabilirim. Yok, tamam yok, Derya Hanımcığım. Ayşegül gel canım gel. Kullanırım tamam gel. Ocağı yaksana. Sana unu almak için de şöyle. Harika. Ama bir yerde bir şey var mı? Var mı? Yokmuş. Neyse. Bu benim fincanım, evden getirdim. Ay bak çok güzel. Da güzel göstereyim. Tabağı da şöyle. Tabağında varmış. İşte. Dedim. Ayşegül Hanım verin onu bana siz. Çünkü Yok erisin biraz. Erimesin mi? Erisin ama hani ben onu elimle de şey yapabilirim. Yumuşatabilirim. Çünkü fazla oyalandı. Ne kadar galiba. Bol mu kullanıyorsun? Atın onu yani. Derya Hanımcığım atın. Atın. Sıvı yağ da bir bardak sıvı yağ. Tamam çok güzel. Elinize sağlık. Sıvı yağ da atıyorum. Şimdi bakın. Unu ben bunu elimle de yedirebilirim. Çünkü bu Dudoven'in de 10-15 çeşidi var. Yani katı yağla da yapan var. Eritilmemiş yani şekilde. Hı hı. Böyle. Ben şimdi biraz olabildiğince böyle yapacağım. Ama sonra elim girecek. Buyurun. İçine. Bir sen. Efendim. Şimdi şuraya kadar işlem basamaklarını bir kere daha. İki yumurtanın sarısı var. Bir tane beyazı var efendim. Bir tane beyazı var. Evet. İki kaşık tahta kaşık. Şimdi gösterdiğim gibi yani pardon çırptığım gibi şeker. Şeker. Güzel. Normal kek yaparız da hani yumurta ve şekeri buluştururuz ya. Bu sistemde aynı şekilde bu şekilde yapıyoruz. Sonra katı yağ, sıvı yağ. Katı yağ eritsek olur, böyle de olabilir. Sonra bir su bardağı sıvı yağ efendim. Tamam. Sonra ben karbonat döküyorum. Çünkü karbonat güzel oluyor. Bir kaşık, çay kaşığı karbonat döküyorum. Vanilya ve hemen burada ben bir tane şekil göstereyim. Bayağı bir un yedi ama. Yedi. Çünkü yemesi de gerekiyor. Bu büyük bir tepsi için. Bir şey söyleyeceğim. Evet efendim. Bu tatlı bayağı böyle hani bayramda. Özel günlerde. Özel istemeye günlerde. Gelince mesela. İstemeye gelince. Beni isterlerse yapalım. Bak ben yapacağım söz. Sakın başkasına yaptırsan konuşmam bak. Konuşmam. Ay, ne istemesi ne diyorsun? Bildiğim için. Hay Allah. Ama kızınız var inşallah. Derya'ya. İnşallah güzel. Şimdi bakın şöyle yağımızı da içinde buluşturduk. Tamamını merak ettim. Tamam bir tık daha Derya'cığım. Ben koyayım sana un. Sen yoğur. Atıver sana. Ver. İstersen şöyle. Atın. Atın. İşte. İki kişi olunca güzel değil mi? Yeter şimdilik un. Bir de şurada ben bir bord tepsi yağladım efendim. Anne, onu verin bana. Bakayım göremedim. Vardı ben şey bir tepsi yağladım ama. Diyor ben diyor. Yağlamamışsın. Gel. Hani alalım. Yuvarlak mı, dikdörtgen mi olsun? Dikdörtgen olursa güzel olur. Dikdörtgen olursa güzel olur. Allah yağladım ama nereye koyduk biz bunu? Yağlamış mıydın?
Belki biz onu başka bir yere götürdük. Başka bir programda yağlamıştık belki. Evet, olabilir vallahi. Ama yağlarım sanki ya, kafa gidiyor. Bir dakika şimdi sileceğim, ondan sonra yağlayacağım sana. Bakın harika bir hamur oldu Derya Hanım. Çok fazla sert de olmayacak, çok fazla yumuşak da olmayacak. Hı hı. Çok güzelmiş. Yemesi de lezzetli oluyor. Karbonhidratı, yağı hepsi var içinde. Oh. Yeterli Derya Hanımcığım. İçinde de yağ var ya. Evet. Şimdi ben bir tane ben şekil... Sildim şimdi ya. Ellerinize sağlık. Allah Allah, ben bir tane yağladım da bıraktım canım. Sonra buluruz bir reklam arasında. Bir de oradayken reklam evet. arası çıkar. Ne istiyorsan. Bir tane kaşık ya da bıçak verirseniz evet. sevinirim. Neyi istersin? Şunu verin. Bak şimdi, şekli önemli. Çok kolay bir şekil. Bunu çocuklar bile yapar. Senin yalnız, Ali bile yapar. Vallahi Ali bak, o kadar seviyorlar ki benimkiler. Mutfağı mı seviyor? Gastronomi çok şeydir. Evet. Bakın bunu biraz yumuşak tutuyorum ama biraz daha sert de yapabiliriz. Bu ışık ama yalnız çok iyi bir hamur oldu. Yumuşacık değil mi? Hiçbir bak şekilde şunun yapışmıyor. Şekli şöyle efendim. Bakın biraz büyükçe yaptım. Şöyle. Ver bakayım bıçağı. Hı-hı. Ben de yapabilecek miyim? Benimki biraz küçük oldu. Olsun küçük. Zaten küçük olan makbulü ama şimdi ben onu aynı öyle olması lazım. Yani siz öyle de yapabilirsiniz. Ben de çok öğreniyorum. Büyük küçük yapılıyor. Ben iki evet, amaçlı evet. yapalım dedik. Siz küçüğünü ben büyüteyim. Yok ben de büyüteyim ki bitsin. Tamam. Kaç dakikada pişiyor ve üstünün şerbetini 100, söyle. Şerbeti 180 tabii. Önce şerbeti yapılıyor. Evet. Şerbeti klasik oluyor. Genelde 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su ile. Eğer isterseniz limon da katabilirsiniz ama şart değil. Bakın. Yapabiliyor muyum? Çok sen? Güzel oluyor. Eline sağlık. Ama biraz daha bizim bunu unlamamız lazım. Çok az. Unlayalım mı? Yok, dur. Gerek yok ya artık. Ya hayır, çok güzel oldu. Bence güzel değil güzel, mi? Güzel. Bak büyüklü küçüklü. Ya sıcaktan şey yapıyor. Sonra evet. da şeyi bozulur. Hacmi bozuluyor. Evet, normalde bozulur. Evde böyle bu çok şey oluyor. Pardon, pardon alın. Dur. Verdim. 3 tane. O şeyin amacı da şerbetlerini rahat içmesi için Derya Hanımcığım. Ha. Sonra yani ceviz. Ben bunu anladığım kadarıyla kalbura bastı gibi. Aynen bakın. Şöyle. Islak mendil alabilir miyim? Bakın yani. Derya Hanımcığım evet. bu büyükçesi. Şöyle yapabiliriz. Çok güzel şekillendirdin. O çok şimdi ben oldu. Çok çeşit yapıyorum evet. ama en basitleri bunlar. Lazım. Her şeyden önce onu kaldır. Kaldır. Biz burada Ayşegül'le bir mücadele veriyoruz. Ayşegül Hanım sağ olsun hep yardımcı evet. oluyor. Evet. Efendim? Şimdi geliyor bak. Mu sorular? Sorular geliyor mu? Yani taç söylediniz, taç istiyorlar. Taç istiyorlar diyor. Hayır, taç kaynanaların arasına taç girdi. Gelinle kaynanan evet, arasına. Gelinleri bakın, ve kaynanaları merak etmeyin. Efendim. Taçlandıracağız. Görmek isterseniz. Taçlandıracağız. Bu taç konusu bitmez. Yaparız. Merak etmeyin. Benim geceli gündüzde 24 saate çıkartmam lazım çalışmayı. Evet. Taçlar gerçekten baharda. Genç ay, kızlar. Yazın falan çok rahat oluyor. Ayvalık'ta benim sana kızım. Da yapayım da bir tane. Kızıma yap kızıma. Benden şey olmaz da. Annelerin de ama derdi. Kızım, kızıma yap. Kızıma. Evet öyle plaj anneler. Plaj sonrası de. Banyosunu yapsın. Evet. Derya güzel. Ablasından güzel bir anı kalsın. Göndereyim. Göndermek evet. ama o başka. Şimdi kaç derecede pişiriyorsun? 180 olur Derya. Şerbet soğuk sıcak nasıl? Ilık şerbet bu sıcak olacak. Ha, şerbetinizi hamur biraz ılıtın. Önceden şerbeti yapın ılıtın. Ondan sonra da sıcakken cos diye dökün. Cos çok güzel oluyor. Sonra da ceviz, pasta süsü ne isterlerse. Ceviz istediğimiz şeyleri aynen öyle. Koyabiliyoruz. Erkan. Hadi bir gidelim gelelim. Şimdi Gülsüm Hanım'a mı geçiyorum? Aa, Yeşim'e geçiyorum. Evet hadi bir gideyim ben oraya. Buyurun. Gelinle kayınvalide neden geçinemez? Kayınvalide yüzünden evlilik biter mi? İlişki ve evlilik danışmanı Yeşim Varol'dan gelin kayınvalide ilişkisi için altın kurallar birazdan Derya Baykal'la Gülümse'de. Yeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Dünya güzeli, dünya tatlısı. Sağ olun, sizin tatlınız. Yeşim Varol, ilişki ve evlilik danışmanı. Gelin, kayınvalide
fikir ayrılığı çatışmasından bahsedeceğiz. Mutlu bir evliliğin sırlarından bahsedeceğiz. Sen de yeni evlendin. Evet. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel bir seyahat yaptınız ardından. Evet, evet. İzledim. Çok güzel yerlere gittiniz. Biraz. Böyle çok güzel oldu. Keyifli yerlere gittiniz. Evet, evet. Gerçekten turistik de böyle yerleri keşfettiniz falan. Çok hoşuma gitti. Sağ olun. İzledim. Takip edin efendim. Çok soru gelmiş galiba, değil mi? Bana da yazmışsınız. Çok sorular var seyircilerimizden. Tamam, cevaplamaya çalışalım. Tamam. Şimdi gerçekten hani pek çok karikatür çizilir bu konuda. Pek çok hikaye vardır, fıkra vardır. Gerçekten de gelin kaynana arasında bir çatışma oluyor mu? Yoksa iyi örnekler de var mı? Biraz öyle girelim. Bir yerde okumuştum. Şimdi kaynağı hatırlamıyorum ama... mağara duvarında resimle ve böyle hieroglif yazıyla anlatılmış bir böyle mektup var. Gelin kayınvalideyi şikayet ediyor o çağda. Ha, bu kadar eskiye dayanıyor aslında tabii gelin kayınvalide çatışmaları. Olmaması mümkün değil. Çünkü düşünün ki kendi çocuklarımızla aramızda çok büyük bir jenerasyon farkımız var. Yani evet. Benim kendi çocuğumla aramda 32 yaş var. Tabii canım, benim de öyle. Yani jenerasyon farkından ne kadar olursa olsun kendi kızınızla da. Tabii. Kendi yetiştirdiğimiz çocukla aynı pencereden bakamıyoruz ya da biz annelerimizle bakamıyoruz. Bir jenerasyon farkı var. Kaldı ki başka bir annenin kucağında, başka bir evin kültüründe büyümüş bir gelinle bir kayınvalidenin her konuda mutabık olması mümkün değil. Tabii kendi çocuklarımızla da her konuda ben... Bir yerden sonra diyorum ki yavrum sen bilirsin. Tabii. Senin hayatın. Tabii. İstediğin gibi yap. Ben öyle düşünmüyorum senin gibi diyorum. Tabii. Ama hayatta senin hayatın, evde senin evin. Ne istiyorsan tabii öyle yap diyorum. Aynı şekilde hadi girelim şimdi sorularla ilerlersek tamam, daha iyi olacak. Kayınvalide yüzünden evlilik biter mi? Bu doğru bir şey mi? Şimdi kayınvalide yüzünden evlilik bitmez. Kayınvalide yüzünden bitiyormuş gibi görünen evlilik aslında o çiftin anlaşamadığını gösterir. Kendi aralarında kriz çözemiyorlar. Aynı dilden konuşamıyorlar. Ha, orada konu kayınvalide olmuş. Konu parada olabilirdi, yarın öbür gün çocuk da olabilirdi, kardeş de olabilirdi. Ama bu üçüncü kişi yüzünden evlilik bitmez. Ha, çok ekstrem örnekler var mı? Var. Yani evet, kötü niyetli ama onlar tabii ki çok azınlıkta. Hani genelleme evet yapacağımız bir durum. Bu arada dikkatli konuşalım. Ben de kayınvalide. Evet. Evet ama tabii çok iyi kayınvalideler de var. Ya iyi miyim tabii bunun takdirini ben. Efendim? İyi olup olmadığınızı bilmiyoruz. İyi olup olmadığınızı bilmiyoruz diyor. Senin de kayınvaliden sayılırım. her şeyine karışıyorum ya. Evet. O zaman gerçekten ilişkileri iyi yapmak. Yani bu arkadaş ilişkisinde de, niyet önemli kızınızla aslında ilişkide, tabii, gelininizle ilişkide hakikaten her şey bizim elimizde aslında. Tabii. Olaylara iki taraflı bakabilmek çok önemli. Onun açısından da bakabilmek. Empati kurabilmek önemli. Ben niyeti çok önemsiyorum. Elbette fikir ayrılıkları olacak ama o her fikir ayrılığının çatışmaya dönmesi gerekmiyor. Aynen. Onu doğru bir iletişim diliyle birbirimizi kırmadan etmeden anlatırsak problem evet yok. Ama bazen şimdi şöyle bir şey gözden kaçırılıyor. Hiç ilişki kurmadan bir insanın karşısına oturup da ben size sana çok kırıldım diyemezsiniz. Ben sana çok kızdım diyemezsiniz. Bunu demek için önce bir kredinizin olması lazım o insanda. Önce bir iyi bir muhabbetiniz olacak, iyi sohbetiniz olacak, bir gönül bağınız olacak ki yeri geldiğinde ya ben bu iyi yaptığına çok incindim biliyor musun diyebilin. Şimdi burada bazen bu gözden dengeler kaçıyor. Evet. Hani yeni kurulmuş bir gelin kayınvalide ilişkisinde hele daha birbirini tanımadan, bir bağ kurmadan birden çatışma çıkabiliyor işte o şeyden olumsuz. Altın kurallar ne burada? Önce saygı ama sadece büyüğe değil küçüğe de saygı. Tabii. Sevgi zaman içerisinde olur. Onun için kural olarak sevgiyi evet saymayacağım. Ona biraz zaman lazım. Anlayış. Evet. Nasıl annemize, kendi çocuğumuza anlayışlı oluyoruz? Kızıyoruz, söyleniyoruz ama sonuçta et tırnaktan ayrılmaz. Evet. Burada sözünü balla keseceğim. Bir reklama gidip geleceğiz. Tamam. Sorularınız varsa yazın.
Gerçekten Yeşim'in uzmanlık alanına giriyor bu konular, ilişkiler konusu. Lütfen yazın, çok önemli. Ben de tabii ki sonra kayınvalide olarak şeylerimi beyan edeceğim. Bu reklamlar neden burada şimdi gibi mesela, ama olması da şart. Buyurun gidelim. Evet, Yeşim Varol'la ilişkiler üzerine, gelin kayınvalide ilişkileri üzerine konuşuyoruz. Çok fazla soru var ama en çok, şimdi benim kendi sorularım da var. Hı hı. Ama seyircilerimizin sorularına öncelik vermek istiyorum. 8 aylık bebeğim var. Kayınvalidemle paylaşamıyorum diyor çocuğumuzu. Paylaşamıyoruz diyor bebeği diyor. Benim fikirlerimi beğenmiyor. Orta yolu nasıl bulacağız? Özellikle valla çocuk yetiştirme konusunda ben bunu hep söylerim, biliyorsunuz. Bizim de bebekler oldu, büyüyorlar. Allah hepsine, bütün yavrularımıza uzun ve sağlıklı ömürler versin. Bizim çocuk yetiştirme tarzımızla, bakın benim jenerasyonuma söylüyorum. Sen de sonra bana söyle. gençlerin çok iyi takip ediyorlar her şeyleri. Gençlerin çocuk yetiştirme tarzı farklı. Bir yerde tecrübeler var. Ama bazıları çok değişti. Hı hı. Bir yerde de yeni fikirler var. Doktorların ona söyledikleri tabii, yeni şeyler var. Gelinler de şaşırıyor haliyle. Geline ben diyorum ki yok yok diyorum, öyle yapma, boğazını sar diyor. O diyorum ki, o da diyor ki doktorum bana asla boğazını sarmayacak. Şimdi buradan atıyorum bu fikri. Buradan bir çatışma çıkıyor. Hı hı. Ne yapacağız? Ne yapacağız burada? Şimdi büyüklerin tecrübeleri çok tabii değerli, önemli ama... Ama bazıları işe yaramaz oldu. Ama şimdi mesela bu soruda diyor ki orta yolu nasıl bulacağız? Orta yolun bulunması gerekmiyor. Şimdi bebek annenin bebeği. Heh. Yani babaanne babaanne artık, anne değil. Ya da anneanne artık anne değil. Bu çocuğun bir tane annesi var, babaannesi var, anneannesi var. Onlar en fazla güzel anneye tavsiyede bulunurlar. Orta yol bulmak diye bir şey yok. Çünkü anne ve baba kendi aralarında ortak yol bulurlar çocuk için. Şimdi toplumumuzun yapısı dolayısıyla aynı evde yaşamalar var. Evet. Çocuk babaanneye, anneanneye götürülmeler var. Tabii. Tabii. Yani... Ben diyorum ki benimkilere mesela, anneleri varken ben bir şey, diyorum ki annem varken annenin kuralları geçer. Tabii. Annen yokken de ben annenin kurallarını uygularım. Annenin bana tembihlediği şeyleri uygularım. Arada da bir şey olduysa, çocuğun istediği bir şeyi, planda olmayan bir şeyi yaptıysam bunu da annesine söylerim. Ben böyle böyle bir şey yaptım. Şimdi biraz sonra benim verdiğim bir tane bir şeyden çocuğa bir şey olsa... Ne yapacağız? Şimdi, annesinin bilgisi olması lazım. Ama aynı evde yaşamalar zor. Çok zor. Çünkü aynı evde tabii mesafeler çok dar. İnsanlar sınırlarda çok zorlanıyorlar sınır koymakta. Dolayısıyla nasıl özel hayatı müdahaleler var? Çocuk da böyle bir kalabalık içinde büyüyor. Halbuki her zaman diyoruz ki anne babanın bir söz birliği etmesi lazım. Çocukla ilgili bir ortak bir tutum sergilemeleri lazım. Şimdi bir de işin içine babaanne, dedeler girdiği zaman her kafadan bir ses çıkıyor. Ve çocuk da kimi otorite olarak algılayacağını, kimden komut alacağını da şaşırıyor aslında. Ya da bazen duyuyorum. Şimdi gelin çocuğuna çikolata vermek istemiyor. Ama babaanne, dede, anneanne yesin diyor, veriyor. Olmaz bu. Çocuk için dediğiniz gibi annenin kuralları geçerlidir. Şimdi burada babaannelerin, anneannelerin evet tavsiyeleriyle biraz katkıda bulunmaları ne hoş, ama anne hayır ben bunu böyle yapacağım diyorsa durması lazım. Dolayısıyla zaten bu hem çocuğun iyiliği için gerek, çocuğun evet, aklının karışmaması için, hem de işte gelinle kayınvalide arasında çatışma olmaması için de o sınırlarda doğru yerde durulması lazım. Küçük zaten akıl almak istediği zaman sorar. Yardım talep edilmeden yapılan her şey müdahaledir. O bir yardım değildir artık. Tamam. Yani gelin gelecek kayınvalideye ben bunu nasıl yapayım anne sence nasıl olsun diye soruyorsa, orada da kayınvalide fikrini söylüyorsa o bir yardımdır. Ama sen yapamıyorsun, dur ben böyle yapayım
Bu artık müdahale. Bunu yapılmaması gerekiyor elbette. Evet, yani gerçekten çocuklar konusunda bizim kayınvalidelerin karışmaması lazım. Evet. Hakikaten çocuk onların çocuğu. Anne olmadığını, büyük anne olduğunu unutmuyor olması lazım büyüklerin. Evet. Yani çocukla yani şeker çikolata vermek yerine onunla kıymetli zaman geçirin. En önemlisi. Yani ne bileyim yerde yuvarlanın. Ne bileyim bir oyuncakla oynayın. Bir aktivite yapın. Boya yapın, hamur yapın. Bir şey yapın çocuğun kalbini başka yollardan da kazanabiliriz. Tabii. Şimdi Ali'ye şey çekmeyi öğretiyorum, zincir çekmeyi öğrettim dediniz. Evet. Bu bir aktivitedir işte, bu birlikte kaliteli vakit geçirmektir. Zaten onu çok yapıyoruz. Yani gerçekten siz de deneyin. İnanılmaz işe yarıyor, çok iyi. Annesine diyorum ki sen bunlara ne veriyorsan hani böyle ıvır zıvır yemek için onu planlıyoruz önceden. Hı hı. Yani şekersiz kurabiye atıyorum, vermiyorlar şeker. Şeker vermemesine rağmen mesela ikisinde de diş çürüyor. Olabilir. Var. Diş fırçalama çok önemli, bunu hiç unutmayın gerçekten. Ona rağmen çocuklarda hani ıvır zıvır yemekten bile oluyor. Annesine sorun, sen buna ne veriyorsun? Ne şekersiz yapayım? Çikolata alıyor mesela. Getir bana da, ben bir ihtiyaç halinde onu vereyim, senin verdiğini tabii vereyim diyorum. Yani zaman zaman dengi... içim gidiyor ben de bir şey vereyim diye ama olmaz. Olmaz. Şimdi ben de şeker hastası olduğum için şekeri biliyorsunuz çok sakınıyorum. Yani çocuklarda tabii da bir şey olur falan diye korkuyorum. Şimdi çocuk bakımı çok önemli. Biz karışmayacağız demek ki, değil mi? Yani siz büyüklere sorulduğu zaman, yardım istendiği zaman büyükler ne yapabiliyorsa, ne bilgi birikimini sunabiliyorlarsa ne güzel. Ama şimdi bazen şöyle bir şey oluyor. İşte ben 3 çocuk büyüttüm, ben 5 çocuk büyüttüm deyip büyükler müdahale etmeye kalkabiliyor. Ama dediğiniz gibi dönem çok değişti ve biz aslında o bilgilerin hepsine doktorlarımızdan, kitaplardan, internetten, sosyal medyadan zaten ulaşabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla o büyüğün kendi tecrübesini paylaşması güzel ama orada duracak. Zorlayıcı olmayacak, müdahaleci olmayacak ama bizde şöyle bir huy var. Birine fikir verdiğimiz zaman karşımızdaki o fikri kabul etmeyince biz küsüveriyoruz. Alınganlık yapıyoruz. Halbuki fikrimizi kabul etmek zorunda değil hiç kimse. Ben size diyebilirim ki Derya Hanım şu fuları böyle değil de şöyle bağlasanız. Aa, aha, teşekkür nasıl ederim. Bağladığımın farkında değil. Yok, çok güzel olmuş, örnek evet veriyorum. Sonra benim fikrimi kabul etmek zorunda değilsiniz ki, böyle seviyorsunuzdur, böyle bağlıyorsunuzdur. Tabii. Benim buna küsmeye, alınmaya hakkım yok artık. İşte büyüklerin o sınırda, o çizgide durması lazım. Evet, biz büyüklere galiba daha mı çok iş düşüyor yoksa karşılıklı? Daha olgun olduğu için büyükler aslında tabii daha çok şey bekliyoruz. Hele ki ilk annelik çağı daha böyle 20'ler, hadi 30'ların başları, daha genç, daha cahil olduğumuz zamanlar. Dolayısıyla bir de yeni bir bebek gelmiş, hormonlar değişmiş. Çoğu insanda işte o gebelik hüznü, lonsalık sendromu var. Bakın en önemli konuya değindin. Zaten 8 muhakeme aylık bebeği olan, demin soruyu soran izleyicimiz, evde küçük bir bebek var. Uykusuz. Uykusuz, yorgun. Muhtemelen yani emziriyor. Evet. Bütün hormonlar değişmiş, coşmuş durumda. Dolayısıyla artık bu anneye destek olmak lazım. Aynen. Yani engel olmamak, çatışmamak lazım. Çocuğu çekiştirmemek lazım. Bırakalım anneliğinde yaşasın. Yani bize derlerse ki şunu tut birazcık, biz o zaman tutarız, onlara bir destek veririz. Ne bileyim, o sırada belki bir yemek yapmak gerekiyordur, bir şey el atmak gerekiyordur. Onları yapalım, bunlardan hiç ne olur şey olmayın, rahatsız olmayın. O da sizin çocuğunuz gibi. Yani o ama da sizin evladınız gibi. Bir şey gibi ekleyeceğim. Buyurun. Çuvaldızı kendimize de batıralım, tabii, gelinlere de batıralım. Şimdi bazen de şöyle bir şey görüyorum. Babaannesi bakmak zorunda ya da anneannesi yapmak zorunda. Hiç öyle bir şey yok. Hah, bak. Şimdi bunu da unutmayalım. Yani çocuğu kendimiz için doğuruyorsak, babaanne, anneanne için doğurmuyorsak mecbur da tutmaya hakkımız yok. Babaanne, anneanne yapabiliyorsa, vakti, enerjisi yetiyorsa elbette zaten torunu için yapar elinden geleni. Ama kimse mecbur değil. Böyle bir beklentiye de girmesin gelinler. Büyüklere de bunu mecbur tutmasınlar. Olmayınca da onlar alınmasın bu sefer. Yani gerçekten karşılıklı hoşgörü orada çok işe yarıyor. Büyükler biz biraz daha böyle bir
idareci olmalıyız. Gerçekten. Gönlü geniş olmak lazım. Evet, yani görmeyin, o da anasının evladı, kuzusu. Yani benim de kızım var. Mesela öyle hep tersinden de düşünmek lazım. O hormonlar dediği gibi Yeşim'in hani doğumdan sonra emzirirken onlar devreye giriyor. Tabii. Adaletli olmak, adaletli davranmak, alınmamak. Biz çok alınıyoruz her şeye. Tabii. Evladımıza da alınıyoruz icabında. Ama bunları bir kenara koymak lazım. Şimdi bir soru var. Kayınpederim ve kayınvaliden eşim bekarken çok sık onda ne geliyorum? Onda kalıyormuş. Bir yıllık evliyim. Şimdi bize çok sık geliyorlar. Diğer çocuklarına gitmiyorlar. Huzurumuz kalmadı. Ne yapmalıyım? Şimdi ben bir şey demeyeyim. Buyurun. Şimdi burada bu gelinin ne yapsın? Ne desin? Nasıl söylesin? Yani umarım burayı böyle bir kaydedip eşine seyrettirebilir bu durumu, bu parçayı. Madem anne baba bilmiyor o sınırı, çocuk böyle bir nazikçe anneyi babayı uyarsa, artık bir ailesi olduğunu ve artık o evin tek başına sahibi olmadığını anlatabilse, o gelin kayınvalide artık orasının oğullarının evi olmadığını, artık oranın çift kişilik yaşamın olduğu yeni bir ev, yeni bir aile olduğunu bilse. Şimdi bunlar önemli. Evet. Yani oğulları bekarken gidip kalıyorlarmış, ne güzel. Ha şimdi de gidip kalsınlar. Yani tabii ki büyüklerin başımızın üzerinde yerleri var. Onu da sakın gidilmesin gibi algılanmasın. Ama bir dengesi olsun, bir sınırı olsun. Hani misafirlik dediğiniz süreli bir şeydir. Evet, yani hakikaten o dengeler... İşte sınır kaçtığı zaman mutlaka tatsızlık çıkıyor, mutlaka tatsızlık oluyor. Şimdi yani ne bu diyor? Annelere de oluyor. Yani benim kızım da evli mesela, hani gelin gibi düşünmeyin. Oralarda da sınırı bilmek lazım. Tabii, tabii. Bilmek lazım tabii. Yani kendi kızınızın evine de. Yani şimdi, o ayrı bir ev artık diye düşünüyorum. Derya ne diyorsun? Hanım, bir de şu var. Şimdi yollar, evler ayrıldıktan sonra herkes kendi yastığını köşesine, koltuğunu üstüne koyduktan sonra bugün kızınız eşini, çocuğunu yarın alıp gelip sizde bir ay kalsa sizin de rahatınız bozulur. Evlat başka bir şey ama yine de rahatınız bozulur çünkü evde bir düzen var. Şimdi gençler zaten daha böyle sizin gibi becerikli değil ki, çekip çeviremiyor. Gençler. Şimdi bir kayınvalide geliyor, kayınpeder geliyor ya da anne baba geliyor. Daha öğreniyorlar yani, öğreniyorlar. Kendi evini evlerini idare etmeyi öğreniyorlar. Ev yönetmek bir sanat zaten tabii, yani. Tabii. Onu öğreniyor. Evin içinde daha yeni, çok da kaynaşmadığı kayınvalide, kayınpeder geliyor. Hadi bir gün misafir, iki gün misafir, üç gün. Hani şimdi buradaki izleyicimiz kaç günden bahsediyor bilmiyorum ama... Uzun süreli diyor ve evde huzurumuz kalmadı diyor. Ne oluyor? Demek ki sonra gençlerin arası bozuluyor. Yani siz de bunun için bir şey yaratmayın evde. Eşinizle bir çatışma çıkartmayın. İşte yani, bazı şeyler gençlikte oluyor. Her şey daha farklı oluyor. Sonra biraz yaşlar büyüdükçe her şeye farklı bakıyorsunuz. Farklı görüyorsunuz. Farklı düşünüyorsunuz. Bambaşka düşünüyorsunuz ama onlar da onu yaşayacak, o gençlerde. Bizim yaşadığımız şeyleri onlar da yaşayacaklar. Şimdi ben bunu çalıştığım çiftlerde de çok sık görüyorum. Bazen şu oluyor, şimdi kayınvalide, kayınpeder gelmiş, misafirlik yapılmış, tamam. Sonra evlerine dönmüşler, burada tartışma devam ediyor. Şimdi o insanları hala salonun ortasında tutmanın hiçbir anlamı yok. Onlar evlerine dönmüşler, televizyonu seyrediyorlar. Burada çift birbirini yiyor. Onları anıp kavga ediyor. Gerek yok. Yani üçüncü kişiler için eşinizle tartışmayın. Yani el ele o kişi verin. Üçüncü kişiler dediğin kişi de o... Ha benim annem babam, ha senin annen onun babam. Onun annesi babası, hani tabii. Bir tarafın annesi ve tabii. Babası yani. Anne tartışmayın. Baba da çok kıymetli. Çok kıymetli. Sonuçta bazen şunu yapabiliyor gençler. Tartışırken karşısındakinin annesi babası için kırıcı kelimeler kullanabiliyorlar. Şimdi komşu değil o anne baba. Benim anneme babama laf söylense ben nasıl kırılırım? Karşımdaki de kırılır. Evet, çok hassas. Ağzımızdan çıkanı iki kere düşünerek çıkartmak lazım.
Evlilikte aileler her iki taraf için de söylüyorum çok hassas konudur. Çok hassas konu. Çok hassas konu. Yumuşak kimse karnınız. Anasına babasına ne erkek tarafı ne kız tarafı söylememeli. Söyletmemeli de. Söyletmemeli de. Evet. Hakikaten öyle. Bir konu daha var. Bir dakika. Şurada çok güzel. Daha büyük çocukları bu gelinle kayınvalide arasındaki şeyler nasıl etkiliyor? Çocuklar izleyerek öğreniyorlar. Aynı evde yaşıyorsunuz. Tabii. Kayınvalidenizle, kayınpederinizle. Büyük bir ailesiniz. Orada olan şeyler çocukları da olumsuz. Oysa ki çocuklar anneanne, babaanne, dede, hala, teyze bunları çok severler. Çok severler. Çocuklar kalabalık severler. Tabii. Ama oradaki yani aileyi çok sever çocuklar. İsterler ki onlar da olsun, annem de olsun, tabii, babam da olsun, dedem de olsun. Bayılırlar. Renklidir. Ve çok önemlidir çocukların hayatında. Tabii. Bir kere buraya Özkan Pektaş da geldiğinde bunu konuşmuştuk. değerli psikiyatrist. Yani çok önemlidir dedi çocukların hayatında. Çünkü çok sevgi katarlar, çok renk katarlar. Çocuk büyük ve kalabalık bir aile içinde kendini sevgi, sevilen, güvenilir, güvende, iyi bir yaşamın içinde olarak hisseder ve hepsinden başka bir şey öğrenir. Ama işte burada husumet olduğu zaman ne oluyor? Çocuk kendini güvende hissetmemeye başlıyor. Yani evet, anneyle halanın tartışması, anneyle babanın babaannenin gerginliği ya da babayla anneannenin gerginliği gibi o güven ve sevgi ortamı bozuluyor işte o zaman. Evet Yeşim, bir telefonumuz varmış. Tabii. Arkadaşlarımız bağlamak istiyorlar. Bana isim, soy isim İstanbul'dan Beyza Hanım. Beyza Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Derya Hanım, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Erkan kulağımdan alırsan, ne olur bu sesi. Buyurun, Beyza Hanım. Evet. Nedir sorun? Sorun tabii kayınvalide gelin. Evet, dinleyelim. Yani şöyle bir şey, şimdi kayınvalidemin küçük oğluyla evliyim ben. Evet. Bir paylaşım... Sızlık söz konusu. Hani kendisinden kıskandığımı söylüyor, ondan ayırdığımı söylüyor. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Hani ben şu an aynı yerde de değiliz. Ama mesela ben eşime diyorum, anneni aradın mı? Hani aramazsan yazıklar olsun sana, aramak zorundasın. Ben böyle yapıda bir insanım. Ama buraya gelmeden önce tartışmamız oldu. Hani kayınvaliden benim üzerimde hakimiyet de kurmak istedi. Gel gel git git, hani ne dersem o olsun. Sadece yatmadan yatmaya kendi evine gitsin. Hani yemeği içme bir olsun ama yeni evlisiniz. Hani hiç kimse bunu istemez. Ben bunu kabul etmedim. Ama saygıda ve hürmette de kusur etmedim. Buna rağmen iyi ya da kötü attığım adımlar ters etti. Yine de hani alttan almaya çalışıyorum ama dediğim gibi daha sonrasında buraya geldiler. İster istemez bir sorun yaşandı. Bu soruna eşimin abisi dahil oldu. Bunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Bana ve aileme hakaret edecek boyutta. Hani çok affedersiniz ama cahillik geçer de eşeklik baki kalır tarzında bana yazılan bir şey vardı. Ben bunu eşime gösterdim. Eşim de dedim ki abine söyle bunu kaldırsın. Hani çünkü daha bunun altına bir şey yazarsam benim karakterime uymaz. Evet. Annemin babamın aile terbiyemin üstüne kadar gidildi. Hani aile terbiyesi almamış gibi abime hakaret tarzına kadar gidildi bu. Evet. Buna rağmen biz tekrar oraya gittiğimizde ben hani kayınvalidemin evine gittim. İki sefer benim elimi itti. Hani öptükten sonra benim elimi atar şekilde itti. Bir keresinde de bana sarıldı. Onda da fark ettim ki eşim bakıyormuş. Hani eşim varken farklı davranıyor, eşim yokken bana daha farklı davranıyor. Buna rağmen ben yine görümcelerime karşı mesela hiçbir şekilde bunu yansıtmadım ama kayınvaliden demek ki konuşmuş. Görümcelerin bana sırtını döndü hiçbir şey yokken. Hani ortada hiçbir şey yok. Arada bir soğukluk var. Ben hani konuşmaya çalışıyordum, arıyordum da onlar da arıyordu, inkar edemem. Bu olaydan sonra aramalar da kesildi. Hani olaylar karışmış yani. Karışmış biraz. Bayağı olay karıştı. Hani sosyal medya üzerinde bir erkeğin bunu paylaşması. Hani ben eşime dedim ki niye paylaşıyor dedi.
O da dedi ki hani yaptığı hoş değil tamam ama hani dedim ki madem ben hatalı da olabilirim şimdi Derya Hanım değil mi? Hani evet. Ben bir yerde bir hata yapabilirim madem küçük diyorsunuz. Büyük olarak onların abisinin annesinin beni karşılarına alıp ya böyle böyle yaptın. Hani böyle böyle yapsaydın daha iyi olurdu. Bunlar bize sorun çıkardı. Bu sebeplerden boyutlara geldi deseydi hani bir çözüm bulsaydı diyorum. Eşim aramış çözmek zorunda değil. Ben de eşime dedim ki çözmek zorunda değilse o zaman affedersiniz niye burnunu sokuyor? Sosyal medyada neden yazılır? Neden aileye hakaretler edilir? Beyza, dertlisin. Yani zaman ilerleyince yaşın bizim gibi böyle boş ver yaşına gelince bunları yani bunlara güleceksin belki ama bu sosyal medya zaten hayatımızda eğer iyi kullanılmazsa hepimizi böyle yaralayacak şeyler oluyor. Hepimizin bu sosyal medya konusunu da bir işleyelim Aytül. Gerçekten bu da sen de biliyorsun. O zaman sorunu alayım senden ve hemen bir çözüm. Bu durumlar herkesin başına gelebiliyor. Anladım ben evet. Ne demek yani istediğini. Yaşım da anladım. Hani affettiğim zaman böyle çok büyük bir haksızlığa uğrayacakmışım gibi hissediyorum. Bakalım ne diyecek uzmanımız. Bakalım ne diyecek? Sen kendine bir haksızlığa uğramış görüyorsun. Burada bir çözüm bize önersin. Beyza'cığım kaç yaşındasın? 30. 30. Eşin destek mi oluyor sana? Seni eleştiriyor mu davranışlarınla ilgili? Ya, davranışlarımla ilgili hani ailesiyle ben söz konusuysa ailesinin tarafında duruyor gibi. Hani bir şey söylüyorum. O diyor ki hani olaya bu açıdan baksan böyle yapmak istemişti. Yani şöyle söyleyeyim şimdi Yeşim Hanım. Tamam, evler ayrı mesela. Eşimle konuşmasına tanık oldum. Oğlum diyor sen çalışıyorsun diyor. Doğalgazı açma diyor. Ne yapan yapsın diyor. Beyza'cığım şimdi bak şöyle düşün. Biriyle evleniyorsun ve hayatına çeyiz paketinde başka insanlar giriyor. Biraz zaman lazım ki bu insanlar birbirini tanısın, huyunu suyunu öğrensin. Eşin başkasının tarafını tutmuyor. Eşin sana daha kapsamlı düşünmen için bir şeyler söylüyor. Bak onlar da böyle düşünmüş olabilir diyor. Birazcık sakin ol. Çünkü biraz böyle kalabalık olmuş senin için ve yanlış şeylere takılmaya başlamışsın. Şimdi burada bir problem varsa herkesin kusuru vardır inan. Hiçbir zaman tek tarafın hatasıyla böyle bir düğüm olmaz. Beyza ben de burada söylemek istiyorum sana bir büyüğün olarak. Hiçbir şey tek taraflı değildir. Bir şey varsa iki tarafında bir şeysi vardır. Dahili vardır. Özellikle evet. Bu aile konularında. İki tarafta düşünecek. Tabii. Buyurun. Biraz sakinleş, biraz olaya dışarıdan bakmaya çalış. Bak şimdi sen en çok kayınbiraderinin yaptığı o sosyal medyaya takılmışsın. Geç burayı. Tamam yanlış yapmış. Herkesin yanlış yapma hakkı var. Herkesin de kendi yaptığı yanlışı bulup telafi etmesi gerek. Ama herkes bu kadar erdemli değil. Onun için kimin ne yaptığını bırak. Ben neyi daha doğru yapabilirim'e bak. Ben neyi yanlış yaptım acaba? Bakın o sihirli cümle aslında bu. Her iki tarafta bunu söylemeli. Bir daha söyler misin? Herkes kendi söküğünü dikecek. Herkes diyecek ki ben acaba durum buraya geldiyse ben neyi yanlış yapmış olabilirim? Neyi düzeltebilirim? Neyi farklı yapabilirim? Herkes kendi hatasını tespit ederse zaten sorun kalmaz ortada. Vallahi bak bu olayda o kadar güzel söyledi ki. Yani herkes elindeki şu aynayı kendine çevirecek. Evet. Bakacak. Ben ne yaptım? Ayna bana söyle. Ben ne yaptım da o karşı taraf bana böyle davranıyor. Öbür tarafta onu sosyal medyaya yazan da aynaya tutacak. Bakacak aynaya. Ben ne yaptım da karşı tarafın kalbini kırdım diye. Ama çok sinirliyken bazen yapamıyoruz. İşte o yüzden biraz sakin olmak, biraz böyle sindirmek, bir uzaklaşıp sonra tekrar düşünmek lazım. Böyle yabancıların çok güzel bir lafı vardır. Sleep on it. Hani bir üstüne bir uyu. Bizde evet. De sabah ola, hayır ola evet. Denir ya. Bir sakinleş, bir sonra tekrar düşün. O kadar da önemli mi? Yani anladığım kadarıyla burada kayınbirader bir ayıp etmiş ama altına da buna yazıyorum bunu dememiş. Biraz Beyza alınmış mesela orada. Kendisine yapılıyor diye hissettiği için çok şahlanmış. Çok mu önemli? Bunu sen biliyorsun, sen öyle hissediyorsun. Başka kimse öyle bilmiyor.
Takılma. Beyza, biraz daha hoşgörü ayarlarını yükselt. Karşı tarafta tabii yükseltmesi lazım. Eşini kırmasın bunun olur için. Bunlar. Olur. Biraz dediğin gibi üstüne bunun yat. Sakinleşsin. Evet. Hakikaten gençsiniz. Evliliğin, kocan. Bunların yeni evliliğinin tadını çıkart. Tabii. Bu konuyu sürekli şeye taşıma. Sofraya taşıma. Aynen. Önünüze getirmeyin. Hallolmayacak hiçbir şey yok. Yani evliliğinizi, ilişkilerinizi başkalarına göre kurmayın. Sen de bunu... Sorunu konuşmaktan kendi ilişkini, evini, düzenini yaşayamıyorsan problem sende. Ha. Sürekli sorun konuşuyorsak, annen öyle yaptı, abin böyle yaptı, sürekli bunu konuşuyorsak, bunları konuşmaktan ilişkini yaşayamıyorsan artık burada problem sende. Çünkü konuşursun, bu konuda ne yapalım, yapalım, bitti, konu kapandı, hadi çayımızı evet. içelim. Evet. Valla bu konu o kadar derin konu ki. Daha çok soru var değil mi Aytül? Çok soru var. Çok soru var. Bunu bir kere daha işleriz. Sonra devam edeceğiz biraz daha galiba değil mi? Yok. Ha, bugün devam etmeyeceğiz. Sonra devam edeceğiz. Şimdi Gülsüm Hanım mı gelecek? Gülsüm Hanım'ı alacağız. Biliyorsunuz artık poşetler parayla satılıyor. Biz kendi poşetimizi, filemizi, çantamızı yanımıza alacağız. Yeşim'ciğim çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tekrar mutluluklar diliyorum. Çok mersi. Sağ ol canım. Teşekkürler. Hayat planladıklarımızdan çok daha fazlasıdır. Hüzün, endişe, sevinç her şey bizler için. Hayat engebeli de olsa düşmek değil kalkabilmektir önemli olan. Beni arayın. Hayatı paylaşalım, konuşalım, dertleşelim, birlikte çözüm arayalım. Beni arayın. Hanımlar, ev ekonomisine katkıda bulunmak, alışverişinizi daha sağlıklı hale getirmek ister misiniz? Derya Baykal'dan hem ekonomik hem pratik alışveriş filesi yapımı birazdan Derya Baykal'la gülümsede. Evet, Birsen halloluyor mu her şey? İşte bile. Ellerine sağlık. Pişiriyor Birsen de orada bir taraftan. Şimdi Gülsüm Hanım hoş geldin. Gelmiyor. Bu bizim değişik file taşıması çok rahat. Yani öbür fileler de çok güzel de elde taşıyorsunuz. Bunun güzelliği omuza şöyle çok rahat oturuyor. Ne kadar ip gidiyor? Pamuklu bir ip kullanıyoruz. Bir tane. 50 gram. 50 gram bir ip gidiyor. 50 gram çıkıyor. Ay ben bunu bilmiyordum. Konuşmamışız onu yapmaktan. Ya da konuştuk öbür çekimde de benim aklımda kalmamış. Aslında file böyle gözüküyor ama bakın şimdi fileyi sökeceğim. Şimdi şurada bir bağlama yapıyoruz sonra. Kamera geldiği zaman ben. Bakın. Şurada açıyorum. Bunu mu açayım onu mu açayım? Bunu açtım ben. Açtın mı onu? Açtım. Bir de buradan tersinden göstereyim. Sonra geçiririm ben bunu. Yok bunu açmayayım sonra nasıl bütününü göstereyim. Onu yapacağım. Bunu yapacağım. Bir dakika. Buradayım. Şimdi bakın. Çıkartıyorum. Çıkartamıyorum. Aslında olay şu. Örülüş çok basit. Açığını gösteriyorum şimdi size fileni. Bunun bütün numarası büzdürme. Erkan şurada tepeden görme, hep bütününü görme şansımız var mı? Zahmet olmazsa. Tamam. Bakın. Filemiz bu. Bunun buralarına daha örecek misin Gülsüm'ün? Yok daha örmeyeceğim. Örmeyeceğim mi? Biraz daha mı uzun bu? Biz acaba? Kısasını yaptık. Biz daha kısasını yaptık. Bakın çok 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 kolay. Gülsüm Hanım burada elinle bana bunun nereden başladığını göster. Buradan zinciri çektim böyle bu şekilde buraya kadar geldim. Şuralarda daha mı küçük zincir sayıları? Buralarda 5 zincir çektim. Aha. Burada 8 zincir çektim. Şimdi aslında bu elde örülmemiş değil mi? Yok o makine. Bu makineyle örülmüş. Bakın bunun buraları böyle. Bunun burası böyle. Makineyle örülmüş bu ama mükemmel bir model. Hakikaten çok güzel bir model. Bunu yaparsınız. Daha büyüğünü yaparsınız bir plaj havlu şeysi olur. Çünkü bundaki benim en önemsediğim şey şu.
buraya çok güzel oturması. Rahatlık da önemli. Kolunuzu buraları, omzunuzu kesmemesi. Çok önemli. Evet, evet Gülsüm Hanım. Kaç zincir çekiyorsun? Yani zincirini saymadım ama 29 kafes evet yaptım. Kaçlı buralar? Buralar 8. 8'li. 8. Aralarında 5 zincir atladım, 6.ye battım. Tamam. Şu elindekinden şekilde gösterelim. Evet. Ama önce bir zincir çekiyorsun. Yürüyecek bir zincir çektim. Uzun. Bakın ben bunu karıştıracağım size. Ver metremiz evet var. Onu ölçeyim. Metre yoksa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 hatta 7 karış gibi. Şimdi santim veriyorum buna. Bir dakika. Şöyle. Yani 100 santim, 110 santim olmalı bu. Daha büyüğünü, daha küçüğünü yapabilirsiniz. Bu alışveriş. Yani bir markete gittiniz, birkaç şey aldınız. Poşetli şeyler tabii koyuyorsunuz, kese kağıdı içine, ne bileyim şöyle bir şey aldınız, öyle bir şeyi koyuyorsunuz. Yani içinden kaçacak şey filelere koymamak lazım. Evet Gülsüm Hanım, şimdi başladı. Gülsüm Hanım başladım. Küçük bir tane yapıyor, evet, zincirlerini. Küçüğünü. Başta nasıl çekiyor, sonda nasıl çekiyor onu gösterecek. Şimdi başta 5 zincir çektim Derya Hanım. Evet. Yuvanın ortasına sık iğne yapıyorum. 2, 3... 5 zincir çekip bu şekilde küçük yuvalarımı bitireceğim. Bundan 32 tane yaptım. Şurası 32 burası mi? Burası 32. Kafes. Kafes. Evet. Yaptım. Burası da 28. İpimiz 38. 38 pardon. Kafes var. Yani kafes olarak evet da sayarsak şu şeyi de ölçeyim bir dakika ben size. 15 santim, 17-18 santim de yapabilirsiniz. Şurası küçük kafesler. Ortası 65 santim. Burası da yine 17-18 santim yapabilirsiniz. Bir evet tane böyle çile gidiyor. Bir taneden tam okulu yani ip. Evet. O inceye yakın. Biraz daha kalınla yapabilirsiniz. Mesela daha kalın natürel iplerle yaparsınız. Plaj için inanılmaz güzel olur. Sonra zincirler çektik. Ucuna boncuklar koyduk. Şurada. Bakın. Gülsüm Hanım kafeslerini gösterebileceğim mi? Gördüm mü acaba? Yedi. Ben anlatalım. Kaç kafes şimdi? 8 zincir çektim. Kafesin ortasına battın. Böyle bu şekilde batıyorum. 8 zincir çekiyorum Derya Hanım. Tamam. Kafesin ortasına bu şekilde hı batıyorum. Tamam. Bizimkisi bir püf noktası var Derya Hanım, size de söylemiştim. Buradan bir iki sıra gittim geldim hiç bu başa gelmeden. He, ki, şurası genişlesin, evet, genişlesin diye. Şey yaparken paspas gibi... Burayı gitti geldi. Her iki tarafta da mı? Yok, sadece bir taraftan. Bir tarafta sadece hı-hı gitti geldi. Gittim geldim. Evet. Buraya geçmeden döndüm, zincirimi çektim, döndüm. Hatırladım. Tekrar buraya geldim, devam ettim. Evet, bu çok çok güzel bir file. Sorunuz olursa Aytül takipte belki bakar bize. Evet, ben... Yayına başladığımızda söyledim ama orayı kaçıranlar için bunun bir hikayesi var. Ben bunu Eminönü'nde makrome ipi aldığım, her zaman yıllardır alırım. 20-30 senedir gittiğim bir dükkan. Yani daha bu program yokken Ankara'dan bile gelip gittiğim bir dükkan. Orada bunlar asılıydı. Renkli de çok güzel oluyor. Rengarenk. Pembesi, nil yeşili, uçuk mavisi. Ay dedim ne kadar güzel, şundan bir tane alayım. Sonra kabalık olmasın diye açtım, dedim ki bunu kim yapıyorsa gelsin bize göstersin dedim Mehmet Bey'e. Mehmet Bey de dedi ki maalesef dedi onlar bende kaldı, artık bunu yapan kimse yok, evlatları da yapmıyor. Bunu yapan kişi hayatta değil, makina diye biz düşünüyoruz ama belki de Gülsüm Hanım kesinlikle makina diyor bu. Yani, öyle mi? Yani el değil dedi. El değil diyor. Hayatta değil dedi. O zaman ruhuna gitsin. Adını da bilmiyorum.
çok güzel bir şey, bize bir öğreti bırakmış. Belki içinizde bu öğretiyi yapıp ruhu şad olsun diyebilirsiniz bunu yapan kişiye. Şu anda akrabalarından bizi izleyenler varsa. Yani ben izin aldım bunu yapmak için. Çünkü hakikaten görmediğim bir şeydi. Belki içinizde de yapanlar vardır. Yazın bize. Özel bir çalışma. Evet Gülsüm Hanım, gidip gelme yapıyor evet. musun şu anda? Evet. Şu anda başa gelmeyip, başa geldin şimdi. Şimdi başa geldim buraya kadar. Kaç sırada bir o gidip gelmeyi yapıyorsun? Yani tam böyle ortasına geldiğim zaman. Kaç sıra yapıyorsun? Bir sıra. Bir sıra yap. Bir gidiyorum, geliyorum. Söyle. Tamam. Şimdi buradan baştan ördük. Ben şuradan göstereyim. Şu ortalarda bir yerde başa gitmeden gidip gelip dönüyorsunuz. Evet. Ve şunun şu esnekliğini kazandırmak için. Biraz ortası daha geniş oluyor. Çünkü büzdürüyoruz ya bunu. Büzdürmeyi gösterelim Gülsüm Hanım. Tamam. Ben şunu da başlayayım. Yani çok file var ama bu çok güzel. Bak Gülsüm Hanım öyle her şeyi beğenmez. Ben de bunu çok beğendim. Şimdi başını şöyle düğümlerseniz ipinizin buradan bir alttan. Başından üstten, 4 tane bırakacaksınız der. 4 tane bırakacak mıyım? Evet. Ha, onu niye bana söylemiyorsun? Bu Gülsüm Hanım'ın yayında söylediği şeyler vardır. 1, 2, 3, 4'üncüden mi başlayacağım? 5'inciden. 5'inciden. Evet. Bir dakika 1, 2, 3, 4. Evet bak takayım. Yurdanır görüyor musun? Bunu bana dükkanda söylemedi. Gülsüm Hanım'ın vardır. Yayında patlatır bombalarını böyle. Yok görmedim de onun için der yani. Tamam peki. Dilerim. Ben de anlamamışım Gülsüm Hanım. Hadi kabahat tek taraflı olmaz. Efendim? Tığ soruyorlar. Siz tığ kullandınız mı? Tığ 3 numara. 3 numara. Göstereyim tığ. İnce bir tığ bakın. İpimiz de ince. Evet. Şöyle. Şöyle ince bir ip. 3 numara tığla yapıyoruz. Kullandık. Gülsüm Hanım sen de onu geçir. Evet. Ben de bunu geçiriyorum tekrardan. Uçlarına da şöyle iri delikli boncuk. Aslında bunlar at boncuğu gibi plastik boncuklar takmış. Bu da çok güzel, çok yakışıyor. Hangi renk isterseniz onu yaparsınız. Yalnız Gülsüm Hanım, ben şimdi fikri kendim söyledim ama kendim şey yaptım. Bu ham iplerden örenler bize atsın, yapın. Elinizde ham ip varsa plaj çantası daha büyüğünü. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Evet. Büyüğünü yapmak için ortasını 3-4 sıra böyle böyle gidip gelsek daha mı büyür? Daha esner. Daha esner, daha güzel olur. Daha güzel olur. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Onu bir denersiniz, bakarsınız. Çok beğendim. Şimdi bebeği olanlar, yeni doğmuş bebeği olanlar, hamileler, anneanneler, babaanneler, halalar, teyzeler, yarın bir tulum yapacağız. Almanya'dan Elif Güneş bana bu modeli attı. Gülsüm Hanım'la Yurdanur çalıştılar. Gülsüm Hanım çok güzel bir tulum değil mi? Çok güzel. Alt pantolon güzel. Yapacağız. Şimdi Gülsüm Hanım bunu böyle burasını aynen bu şekilde başta dörder tane bırakarak büzdürüyorsunuz. Boncuğu takıp burayı şöyle de bir yuvarlak böyle çok da sıkmıyorsunuz. Kalacak şekilde birleştiriyorsunuz. Gerçekten çok güzel file. Aytül bir soru var mı herhangi bir şey? Bir soru var. Buyurun. İkili dönüşleri her sefer mi yapıyor diye soruyorlar. İkili dönüşleri her sefer yapmıyor. Biraz örüyor. Söyle. Bir defa da yapıyorum. Bir kere yapıyorsun. Bir kere. Yeterli oluyor mu? Yeterli oluyor. Yeterli oluyor. Şimdi tepeyi de burayı da sonra dikiyorsunuz. İsterseniz buraya sonradan bir ekstra for ya da böyle bir parça koyarak, bir kumaş koyarak artık oraları siz geliştirin. Dikişle yapın ki burayı makineyle dikin ya da sık el makinesi yapın. Süper güzel netice alırsınız. Ben polar getirdim, polar dikelim diye de. Ha, bak bu Gülsüm Hanım diyor ki ben polar getirdim, şurasını polarla birleştirelim diyor. Evet. Gülsüm Hanım birleştir, sonunda göstereceğim bunu. Tamam. Tamam mı? O zaman evet sonra bugün matina yapmadık diye anlatacağım onu da. Ona da vakit yok şu anda. Kadınlar matinası bekleyenler varmış ama sizi müziksiz bırakmayacağım bir konuğum var. He? Küçük kadınlar. Küçük grup kadınlar matinası yapacağım. Çok kıymetli bir konuğum var. Hadi git Erkan gelelim.
Hayat planladıklarımızdan çok daha fazlasıdır. Hüzün, endişe, sevinç, her şey bizler için. Hayat engebeli de olsa düşmek değil, kalkabilmektir önemli olan. Beni arayın, hayatı paylaşalım, konuşalım, dertleşelim, birlikte çözüm arayalım. Beni arayın. Derya Baykal'la gülümsedi. Beni sevme. Evet, Özkan hoş geldin. Hoş bulduk. Mr. Jade, hoş geldin. Seni böyle alayım mı? Gelin, gelsene geçelim. Yanıma. Olur, hoş geldin. Hoş bulduk. Şu anda Almanya'dan bizi izliyorlar mı? Bence her taraftan izliyorlar. Her taraftan evet. İzliyorlar diyor. Evet. Özkan Almanya'da yaşıyor. Hollanda'dan da geçen gün, Belçika'dan, Hollanda'dan da izlendiğimizi biliyorum ama geçen gün Belçika'dan hani... Sizin oralardan yakın bize. Çok Türkler bizi izliyor. Orada yaşıyorsun. Evet. Burada program yapıyor musun? Konser veriyor musun? Yok. Konser falan vermeyi düşünmüyorum zaten. Sonuçta ben iş adamıyım. Evet. İş adamısın. Evet. Müziği yanı sıra yapıyorum. Evet. Hobi. Şimdi çok güzel bir albüm yaptın. İkincisi. Evet. Evet. İkinci Single. Bir albüm. Şöyle göstereyim ben onu. Aşk benim neyime. Çok güzel evet. Olmuş. Klibin de güzel olmuş. Teşekkürler. Mutlu musun? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel gidiyor. Çok iyi gidiyor. Sonuç itibariyle bu bizim ikinci singlimiz. Aşk benim neyime. Birincisi Welcome to Türkiye'di. Evet. İsmail YK'yla yapmıştık evet, düeti. İsmail YK'yı çok severim. Selamları var bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Ben de evet. Ona sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Evet. Akrabaymışsınız. Evet, kuzeniz. Kuzen misiniz? Evet. Bir şeyim var böyle bir hafif. O aramızdaki o yakışıklısı ben çirkini. Hayır sen de çok yakışıklısın. Sağ olun, teşekkürler. Ben tebrik ediyorum başta. Çok güzel oldu şeyin. Biraz sana sorular şöyle nasıl müzik, iş adamıyım dedin nasıl müzik dünyasına adım attın onları sormak istiyorum. Şimdi küçük yaşta başladık müziğe. Yani, zaten ailede bir sürü müzisyen var aynen, anladığım kadarıyla. Aynen saymadık karar var. Evet. İşte bağlama sazdan başladık. Müzik her zaman hayatımızda vardı. Bu yeni olan bir şey değil. Bundan birkaç yıl önce İsmail söylemişti. Bir sana single yapalım şöyle. Ha bu sene, ha bu sene dedik. Ondan sonra geçen sene yaptık. Evet. Ondan sonra ardından ikincisi geldi. Nihan Ünsal'la bir düet yaptık. Onu da yine şimdi. Evet, düzenlemesini yine İsmail yaptı. Yurtseven kardeşler. Evet. Onları buradan selamlıyorum. Ben de selamlıyorum. Evet. Bu şey Nihan'ın mı? Nihan Ünsal'ın mı? Söz, şarkı. Söz müzik benim. Söz müzik senin. Evet. Nihan nesini yaptı? Sadece düette sesinde. Evet. Ben de diyorum ki sesi tanıyorum bu sesi bir yerden. Evet. Nihan da çok eski dostumdur ve çok iyi müzisyendir. Çok çok onun güzel için, okur. Onun için. Hakikaten. Onun için onu seçtik zaten. Çok çok güzel. Güzel yapmışsın. Peki İsmail YK mı bu klibi yönetmenliğini üstlendi? Yok onu da ben yaptım. Aha. Zaten İsmail'in birkaç tane klibini de ben yönetmenliğini yapmıştım. Ha siz İsmail'in klibinde yönetmenlik yaptınız. Birkaç tanesini evet. Öyle bir şey de var. Hobi. Evet evet. Tamam bu güzel bir şey yani akrabalar arasında da olur. Ya, peki. Sonuçta şöyle bir şey var. İnsanlar herkes birilerine çalışmak ister ama biz akraba olduğumuz... Evet diyorum öyle hitap edeyim. Teşekkürler. Almanya'da müziğine ilgi nasıl? Almanya'da iş adamı kimliğim önünde. Çünkü düğün organizasyonları yapıyoruz. Evet onları yapıyormuşsun. Evet 19 sene oldu. Yapalım. Düğün organizasyonu da özellikle yurt dışında... Çok daha önem kazanıyor bizim. Tabii tabii. Ne istiyorlar düğünlerde Almanya'da yaşayan sevgili Türkler? En çok ne tarz düğünler yapılıyor? Söylesem inanmazsınız. Çok mütevazi, çok kaliteli, çok güzel. Mesela başka ülkelerde öyle değil. Ne yapıyorlar? Yok havadan uç, yok buradan gel, yok şuradan gel. Almanya'daki Türkler öyle değiller. Temiz olsun, insanlarımız güzel yemek yesin, kaliteli yesin. Fazla bir şey istemiyorlar. Orada hani yer bulma konusunda sıkıntı çekiyor musunuz? Böyle, yok, yok. Düğün salonları falan kendi var mekanım. Mı? Bilmediğim bir konu yok, olarak soruyorum. Yok, düğün salonu zaten benim kendi mekanım. Ha, kendi mekanım. Tabii, tabii, ha, iş kendi. Adamıyım dediğin bunları evet, yapıyorsun orada. Evet, kendi mekanım. Çok önemli. Hangi şehirdesin? Düsseldorf'a yakın, Mülheim, Duisburg. Düsseldorf çok güzel değil mi? Değil mi? Evet.
Duisburg mu? Neresi? Duisburg, Düsseldorf, Essen, Oberhausen hepsi bir yan yana. Onların hepsinde geliyorlar. Evet. Türkler zaten biliyorlardır. Düğünler bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz yurt dışında da olsak çok önemli. Daha çok şunu söyleyeyim. Yurt dışındakiler Türkiye özlem duydukları için buradaki düğünlere özeniyorlar. Buradakiler de batıdaki düğünlere özeniyor. İş dünyası mı? Müzik mi? Yaptığın düğünlerde hiç şarkı söyledin mi? Yok. Yok söylemedim. O çok telaşlı bir süreç. Bilmiyorum. Yapmak. Birkaç kere sahneye çıktık yurtseven kardeşlerle düğünlerde ama o öylesine böyle bir doğaçlama olmuştu ama kalkıp da düğün ortasından biraz çekiniyorum. Çünkü biraz ağırlığımı korumak istiyorum. Ha çok sevgili bir arkadaşım düğünü olursa çıkar söylerim sorun değil. Bağlamamı elime alırım, mikrofon alırım problem değil. Tabii aynı anda hem düğünün organizasyonunu yap hem şarkı hepsi ayrı ayrı konular. Doğru. Ama çok güzel bir albüm yapmışsın. Ben sana başarılar diliyorum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Peki yer aldığın sosyal sorumluluk projeleri de var. Onlardan evet. da bahsedersen sevinirim. Evet, sosyal sorumluluk projeleri çok yapıyoruz ama hepsini tabii ki göz önünde bulundurmuyoruz. Bunlardan bir tanesi bundan 6 ay önce bir sosyal medyaya düşmüştü. 400 kişilik bir köye Kenya'da bir su kuyusu yaptırdım işte. Çünkü sürekli takipçilere bir şeyler hediye ediyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Bir de dedim ki daha güzel, verimli bir şeyler yapmak lazım. Çünkü senin iPhone'un 4'ün varsa... Onu söylemeyin. Tamam. Onu söylemeyin. İşte atıyorum, telefonun varsa. Telefonun 5. modeli, 6. modeline gerek yok. Ben de dedim en iyisi su hayattır. Su bulamayan insanlar var şu dünyada. Evet. Su gerçekten... Tabii hayattır çünkü çağın, o bulamayacak bir şey. Yani su çok kıymetli. Su kaynaklarını kirletmememiz lazım aynen, falan. Onları, aynen. Oralara girersek çok acayip... Hayvanlarla ilgili de bir şeyler yapmışsın. Evet. Hayvanları sevdiğini biliyoruz. Evet. Hayvan barınaklarını finansman ettik burada. Antalya'da bir de nedir ismi Çukurova tarafında. İnsanlara işte sürekli mesajlar atıyoruz. İşte katkıda bulunmak istiyorsa birisi bir veriyorsa biz 10 veriyoruz daha çok etkileşsin diye. Birkaç arkadaşımız da var. Onlar da yardımcı oluyorlar. Onlar da kendi medyasında. Güzel şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü hayvanı sevmeyen insanı sevmez. Başta insan kendisini sevmezse başkasını sevmez derler. Ben de diyorum ki hayvanı seven insanı sevmez. Evet. Reklamlara gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi ki varsın. İyi ki geldin Sağ Mr. Jade. Güzel söylüyor ama. Hadi reklamlara gidelim. Sağ ol. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Gülsüm Hanım hemen dikti. Bizim o fileden biraz küçük bu evet, Gülsüm Hanım. Yaptık. Şurası daha kısa ama bakın bu çok güzel. Bunun plaj için olanını deneyin ve bize fotoğraf atın. Biz de burada yayınlayalım. Bunu vereceğim mi diye soruyorlarmış. Verelim model yaparsınız kendinize. Bir örnek olur bir kişiye. Onu da verdik. Ondan sonra benim elimde arşiv kalmıyor biliyor musun? Neyse bir tane orijinali var. Gene yaparız. Değil mi? Yaparız. Yarın izleyelim. Seni hesabına koydun mu? Ben koymamışım hikayeye senin şeyini, sayfanı. Evet, paylaştın mı? Paylaştım. Nilüfer'i ben de paylaşacağım. Sonra benim altta yazıyor herkesin hesabı. Oradan takip edersiniz. Ya ne güzel şeyler yaptın inanmıyorum. Şimdi şerbetledik. Şerbetledi tatlısını bakın bizim şekerpare gibi kalbura ama değil. Kalbura bastı ya. Kalbura bastı gibi. Arkadaşlar tadına baktılar güzel ifadelerle görüyorum, döndüler. Görüyorum o arkadaşları. Şimdi süslemek istiyorum Derya Hanımcığım. Şöyle ceviz güzel oluyor. Tamam. Şimdi yani isteğe bağlı tabii ki. Böyle eğer biraz ufak ufak hani farklılık yaratmak istiyorsak bunlar o olduktan elindeki? Sonra bunlar hep süs. Süs. Bakın pasta süsleri efendim. Tamam. Şöyle. Eğer tamam. böreği de biraz sesini duymak isteyelim Hadi mi? Duyalım. Şöyle bakın biz biraz çıtır erken. Çıtır. Biz duyuyoruz Eşirdik. Size geliyor mu bilmiyorum ama çıtır çıtır. Bakın şöyle. Bak çıtır. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın bol ıspanaklı. Hakikaten çok güzel oldu. Bir sen zaten o kadar güzel yapıyorsun ki. Kıymalımız da var efendim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz İlper, teşekkür ederiz. Harikasın. Gülsüm çok Hanım çok teşekkürler. Bu file yani bu gala daşlı gala gibi bu file de başka file. Yapın, satın.
ekmek yiyeyim bundan da veyahut da ne bileyim program kapatırken benim gibi böyle programımı da kapatırım. Size hoşça kalın derim. Gel yönetmenim gel, çok merak konusu, buyurun. Basit, kolay, iki kere gidip geliyoruz şuralara gitmeden. Evet, şurayı ortada başa gelmeden, şuraya gelmeden böyle bir gidip geliyoruz. Yapın efendim, yapın, örün. Şu kadarcık 50 gram yünle çıkıyor. Yani hem ucuz hem kolay. Yaparsınız siz. Çok çeşitli. Yani ben biliyorum ki buradan fikri alın. Asıl olan fikirdir. Her zaman unutmayın. Değil mi arkadaşlar? Fikir önemlidir. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlulukla kalın efendim. Yarın görüşüyoruz.